İyi akşamlar değerli küresel oyun izleyicileri. Yine yoğun bir dış politika gündemiyle, güvenlik gündemiyle karşınızdayız bu hafta. Özellikle bu hafta içerisinde geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen Türkiye'ye dönük saldırılar Suriye'nin kuzeyinden Fırat Kalkan Harekat Bölgesi'nden Mara girişinde terör örgütünün saldırısı sonucu iki özel harekat polisimiz şehit oldu. Kendilerine Allah'tan rahmet ve ailelerine buradan başsağlığı dileklerimizi tekrar iletiyoruz. Türkiye Suriye sahasında muhataplarından verdikleri ve sözleri yerine getirmesini bekliyor. Türkiye Ekim 2019'da Rusya ve Amerika ile ayrı ayrı iki anlaşma yapmıştı ve burada Suriye'nin kuzeyinde kendisine verilen taahhütlerin gereği terör örgütü PKK ve YPG'nin anlaşma çerçevesinde belirlenen alanlardan çıkarılması gerekiyordu. Bu hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun tam da bu konuda çok net mesajları vardı. Hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem Rusya'ya. Peki Moskova ve Washington'ın bu taahhütleri neydi? Bunları konuşacağız bu akşam. Bir hatırlatma olacak. Yine Türkiye'nin Amerika'dan yeni F-16 savaş uçağı talebi gerçekleştiğine dair bilgiler var. Neden ve niçin bu alımları yapmak istiyor Türkiye? Bunun da arka planını konuşacağız. Türkiye'nin şartları neler? Yine Amerika ve Rusya Suriye'de Türkiye'nin mesajlarına nasıl cevap verebilir? Terör örgütüne destekleri kesilir mi kısa ve orta vadede? Yine öte yandan Doğu ve Batı komşularımızda da hareketlenmeler var. Batı komşumuz Yunanistan'da son durum ne? Özellikle son günlerde dün itibariyle özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile bir güvenlik anlaşmasının güncelleme söz konusu oldu Yunanistan'ın. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri arasında ancak buna mukabil Türkiye'ye dönük hasmane adımları Yunanistan'ın devam ediyor. Yine Amerika ve Fransa ile anlaşmalarının içeriğini konuşacağız ve Almanya tarihinin en uzun şansölyelerinden, başbakanlarından bir tanesi Angela Merkel bu hafta sonu Türkiye'de bir veda ziyareti gerçekleştiriyor. Ancak giderken de mesajları var Türkiye'ye dönük. Avrupa Birliği'ne miras neredeyse vasiyet bırakılacak Türkiye'ye dönük takım olumlu açıklamaları var. Bunları da değerlendireceğiz. Bundan sonraki dönemde Merkel'siz bir Avrupa nasıl, neler bekliyor Avrupa'yı? Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika ziyareti var hafta sonu başlayacak olan. Tüm bunları konuşacağız. Afganistan'dan bir heyet Türkiye'deydi. Tüm bu başlıkları bu akşam Doçent Doktor Ece Baban, Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi, Sayın Eray Güçler, Doktor Eray Güçler, İstanbul Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi ve Sayın Profesör Doktor Ali Poyraz Birson, Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi konuşacağız. Hoş geldiniz tekrardan programımıza. Şimdi tabii en ağırlıklı başlık ve çok fazla vaktimizi alacak başlık ve haftalardır aslında programlarımızın ana başlıklarından bir tanesi oluşturan Suriye'nin kuzeyinde gelen terör tehdidi sadece Türkiye'ye değil orada sivilleri. Özellikle bu sene içerisinde aldığımız rakamlar İdlib hariç Fırat Kalkan Harekat Bölgesi'nde, Zeytin Dalı ve Barış Pınar Operasyonları Bölgesi'nde 113 saldırı gerçekleştirmiş PKK-YPG terör örgütü ve 74 sivil öldürmüş. Bununla birlikte Türkiye'ye artık hani o harekatlardan önceki neredeyse sınır ötesine dönük o havan mermileriyle yaptığı saldırılar Karkamış'ta da bu hafta içerisinde görüldü. Ancak Türkiye artık bu konuda çok net. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları çok net. Sayın Çavuşoğlu'nun ve Sayın Akar'ın keza, yani ne Rusya ne de Amerika Birleşik Devletleri'nin 2019'da yapılan ayrı ayrı Ekim ayında bir hafta arayla yapılan taahhütleri yerine getirmediği, her iki ülkenin de burada PKK'yı terör örgütünü arındırması gerekirken ki arkadaşlarımız ilerleyen dakikalarda şu anki fiili durumda Türkiye'nin kontrol bölgeleri, PKK'nın olmaması gereken bölgeleri haritalarla ekranlara getirmeye çalışacağız. Tüm bu çerçevede buradan başlayalım istiyorum. Eray Hocam siz de başlayalım bu akşam, buyurun. Neler söylersiniz? Yani Türkiye'nin mesajları çok net. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın da cuma namazı sonrası açıklamaları vardı. Yani Türkiye bundan sonra yine yeni bir safhaya bu işi götürebilirin sinyalleri var. Açıkçası bu taahhütler yerine getirilmemesi de net, Türkiye görürse artık bunu Rusya'dan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sanki operasyon, zaten seçenekler, senaryolar hepsi hazır, ancak Türkiye bu konuda her zamanki gibi çok net görünüyor. Evet, burada hani aslında siz sorunun cevabını da bir ölçüde vermiş oldunuz. Yani bugüne kadar aldığımız sinyaller, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı, devletin en üst
seviyesinden gelen açıklamalar operasyon seçeneğinin güçlü bir şekilde hazırlandığı ya da masada olduğu. Şimdi operasyon dediğiniz şey askeri bir harekat tabii yani. Aslında tam bir harekat da denmez Türkiye'nin yaptığı bu askeri faaliyete. Bu mahdut hedefli bir askeri operasyon denir. Çünkü harekat olunca harekatın tanımı kavramsal olarak daha farklı. Yani ateş ve manevra ile durum üstünlüğü sağlayacak şekilde bir ilerlemeyi ya da belli bölgeleri kontrol etmeyi, ele geçirmeyi ifade eder. Burada bu yapılmıyor. Burada terör odaklarının bulunduğu yerler temizleniyor. Bunu temizlerken de dikkat edin, bütün operasyonlarda hep yerel aktörlerle, özellikle Özgür Suriye Ordusu'yla ve Özgür Suriye Ordusu dışındaki diğer yerel aktörler, silahlı gruplarla birlikte hareket edildi. Ve şu anki zaten konjonktürde de şunu çok net ifade edebilirim. Bu operasyon planları son safhaya geldi. Yani pratik tatbikatları yapıldı, denemeleri yapıldı ve işte sonuçları itibariyle işte verilen siyasi hedefe uygun olarak gerçekleşip gerçekleşmeyeceği test edildi. Dolayısıyla orada emir bekliyor. Yani bu pozisyondayız ve tabii nereler temizlenir, nasıl yapılır bilemiyoruz. Ama şimdi tabii bu bilinenin dışında ne var diye baktığımızda tabii ki yani burada bugüne kadar gelen süreçte sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi bir mutabakat var. Şimdi mutabakat bir devletin sözüdür yani. Sözde namustur. Hani bu anlamda baktığınızda ve o devletlerin güvenilirliği, ya da güvenilmezliği bu imzaladıkları uluslararası hukuka uygun yapılan anlaşmalara ne kadar uyduklarıyla kaim. Yani şimdi biz mesela Amerika ile bir şey olsa, bir mutabakat yapılsa ya da bir anlaşma, şüpheyle bakarız. Çünkü Amerika bu uymaz yani, uymuyor da. Şimdi acaba Rusya'da mı bu çerçevede diye sorgulanmaya başlandı şimdi. Ve bugüne kadar özellikle Rusya'yla da imzaladığımız mutabakatın sınırlarını zorlayıcı Rusya'nın pek çok hareketini gördük. Evet. Şimdi bu da tabii o zaman hani biz bir denge üzerine orada bulunuyoruz. Öncelikle kendi meşru müdafaa hakkımız çerçevesinde orada bulunuyoruz. Ve istiyoruz ki aslında Türkiye'nin hani genel stratejisine baktığınızda istiyoruz ki orada bir bütünleşik kurumsal bir Suriye devleti oluşsun. Suriye'nin toprak yapısı korunsun. İşte o temizlenen terör bölgelerinde yaklaşık 2 milyon insanın dönmesi planlanıyor. Bunu da buradan ifade edelim. Yani şu an Türkiye'de geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyeliler 3,5 milyon civarında. Bunun 2 milyonunu dönmesi planlanıyor. Şimdi bu anlamda eğer Rusya şu ana kadar olduğu gibi bu süreçte hani buradaki yapıyı, anlaşmadan doğan sorumlulukları çerçevesinde buradaki yapıyı eğer işletmemekte ya da bozma yönünde bir gayreti olursa, şimdi bu Rusya için bir anlaşmaya uyup uymama meselesi olabilir. Evet. Ama Türkiye için bir beka meselesidir. Evet. Yani bu anlamda Türkiye ile işte ya bir ticari anlaşma yaptınız mesela, işte yapmadınız ya da bir şekilde esnettiniz filan. Ha, bunun bir maddi bir takım taraflara zararı olur. Ama burada Rusya eğer bu mutabakata uymadığı zaman Türkiye'nin güvenliği riske giriyor. Şimdi bunu Türkiye bir ölçüde kaldırır. İşte görüşmeler, diplomasi kanalları açılır vesaire. Ama görünen o ki artık diplomasi bu sorunu çözemiyor. O zaman diplomasinin bittiği yerde ne başlar? Askeri müdahale başlar. Askeri operasyon başlar. Dolayısıyla şu an bu konumdayız. Tabii burada hani uluslararası hukuk çerçevesinde Türkiye hareket ettiği için diğer aktörlerle de, özellikle Amerika ve İran'la da bu konunun görüşüldüğünü, bir diplomatik sürecin yoğun şekilde devam ettiğini biliyoruz. Bu neden? Çünkü neticede ortada bir siyasi amaç konacak ve bu siyasi amacın askeri operasyonla desteklenmesi durumunda da uluslararası ortamda bu işin siyasal zemininin oturtulması lazım, oluşturulması lazım. Bunun tamamlanması lazım. Şu an bu safhadayız. Hani eğer alandan farklı bir takım gelişmeler, ani müdahaleyi gerektirecek bir gelişme olmaz ise, şu anki süreç artık bu siyasal zeminin uluslararası hukukta oluşturulmasının tamamlanması ve
müdahale aşamaları gelecek. Dolayısıyla şu an bu süreçteyiz. Hani bunu da tabii sadece askeri harekata da indirgememek lazım. Yani Türk ordusunun işte girip belli yerleri tekrar temizlemesi, kontrol etmesi, işte oralarda bir takım insani yardım faaliyetlerini indirgememek lazım. Şimdi bakınız, burada Türkiye'nin aslında uyguladığı çok akıllı bir politika var. O da şu, burada terörden arındırılan yerlerin dikkat edilirse hep yerel yönetimler oluşturuluyor. Ve bu yerel yönetimlerin bir taraftan işte insani bir takım oradaki insanlara yardım götürme, altyapı vesaire hazırlama işlevi olduğu gibi, diğer bir yönü de bu yerel yönetimlere bağlı kolluk güçleri oluşturuyor. Yani evet, aslında orada güvenliği ve asayişi sağlayan temelde o yerel meclislerin bünyesinde oluşturulan kolluk kuvvetleri sayesinde ya da üzerinden gelişiyor. Bunlar tabii zayıf. Yani zaman zaman o terör örgütünün binlerce, on binlerce tırla desteklenmiş, uçaklarla desteklenmiş, habire yardım alan o terör örgütü karşısında tabii ki bu yerel meclislere bağlı yerel kolluk kuvvetleri zayıf kalıyor. Hmm. İşte bunları desteklemek için de ne oluyor? İşte bizden polis özel harekat gönderiliyor, efendim jandarma gönderiliyor, efendim Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarımız, evet, orada göreve i̇şte devam ediyorlar. Tam da burada Mare Tel Rifat. Zaten 2019 Ekim'inde hatırlarsak yapılan mutabakatla 5, 6, 7. maddelerinde Rusya ile 13 maddelik anlaşmada Tel Rifat'tan ve Mümiç'ten YPG, PKK unsurlarının temizlenmesi istendi Rusya'dan ve Rusya bunu kabul etti. Türkiye aslında bunu tam da Barış Bahar Kalkanı operasyonu, Barış Pınarı operasyonu, özür diliyorum, operasyonundan sonra bu hem Amerika'yı hem Rusya'yı masaya oturttu. Yani ancak Türkiye burada ben operasyonlarımı bitiriyorum mesajı vermedi. Sadece pause dediğimiz o dondurma tuşuna bastı ve hemen Amerika Birleşik Devletleri Rusya masaya geldi, bu anlaşmaları yaptı. Yani bu anlaşmaları çizen, kabul eden, bu maddeleri taahhüt eden kendileri aslında. Dolayısıyla şimdi Türkiye hani o dondurduğu süreci tekrar başlatabileceğini her zaman masanın üzerinde koydu. Ece Hocam, sizle devam edelim. Siz nasıl görüyorsunuz? Yani diplomatik açıdan, Eray Hocam'ın bıraktığı yerden, Türkiye'nin diplomasi de uluslararası hukukta bir şekilde meşruiyet arayışında yeni bir operasyon ya da harekat olmasa bile bu, ne durumda şu anda? Yani bugün Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamada aslında şunu gördük. Bundan sonrasında terörle mücadelede aslında üst üste açıklamalar geldi. Hem Milli Savunma Bakanımızdan geldi, hem Dışişleri Bakanlığından geldi, hem Cumhurbaşkanı'ndan geldi. Ve açıklamalara baktığımız zaman bundan sonraki süreçte aslında terörle mücadelede sonuna kadar en son terörist ortadan ve terör örgütü ortadan kalkana kadar mücadelenin devam edileceğini ve bundan sonra çok farklı bir takım stratejilerin görülebileceğini, Türkiye'nin kendi göbeğini kendisinin kesebileceği gibi birçok açıklama geldi. Şimdi bu açıklamalar bize şunu gösteriyor. Bir, biz bunu diplomasi yoluyla anlatmaya çalıştık. Diplomasi yoluyla anlaşmaya çalıştık. Bir mutabakat imzalayarak aslında bölgenin terörden arındırılması ve Türkiye'nin ulusal çıkarları ve ulusal güvenliği kapsamında bundan sonraki süreçte izleyeceği yolu da çok net olarak ifade ettik. Ve bundan öncesinde de çözülmeyen sorunlar, bir kantonların birleşmesinden oluşturulmaya çalışılan bir terör devletçiği, bunun oluşmasını engelleyecek harekatlarda da bulunduk. Daha sonrasında bundan sonraki süreçte Türkiye'nin sınırına yakın olan bölgelerde bu terör unsurları varlığının olmaması ile ilgili de anlaşma yaptık. Hatta birlikte hareket edebileceğimiz, Rusya ile birlikte hareket edebileceğimiz ortak bir takım ortak devriyeler konusunda anlaşmalar yapıldı. Bütün bunların hepsi aslında bize şunu gösteriyor. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri sözde Türkiye'nin güvenlik tehdidini anlar gibi görünüp bunun mutabakatını yapıp daha sonrasında ama terör unsurlarıyla, terör örgütleriyle bir şekilde işbirliği ya da iletişim, hı hı, sağlayabilecek bir yapıyı, bir kontağı da her zaman ellerinin altında tutuyorlar. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı şey, verdiği yardım farklı. Rusya'nın aldığı tavır farklı, yaptıkları farklı. Ama her aslında de ortak bir mesaj verildi bu hafta. Aynen öyle. Evet. Çünkü ikisi de sonuç itibariyle Türkiye için bir güvenlik tehdidi olan örgütle iletişim halinde ve
Bazısı ona tırlarla silah gönderiyor. Bazısı da ofisini kendi şehirlerinde ofis açmasına neden oluyor. Aynen, saldırılarını gözlemiyor. Şimdi bu noktada tabii ki Türkiye bundan sonraki atacağı adımda ya bir harekat düzenlemek ya da bu örgütte önemli olan bazı isimlere belki nokta operasyonları düzenlemek. Ardarda yani yapılıyor aslında. Aslında bunlarla ilgili tabii ki burada önemli olan şey Türk Silahlı Kuvvetleri hangisini uygun görürse ve hangisini yararlı görürse. Ama bunun artık diplomasiye bir noktaya kadar hani barış içerisinde mutabakatlarla bunu yönetmenin artık bıçağın kemiğe dayandığını ifade edildi. Şimdi burada bir de şunu söylemek istiyorum. Ben G20 zirvesi var. G20 zirvesinde Biden'la bir araya gelinecek, konuşulacak. Dolayısıyla bu G20 zirvesini de bekliyor olabilirler. Hani bu konuşma ve bu konuşma çerçevesinde tekrar bu konunun ele alınmasıyla ilgili belki bir şans olabilir. Fakat Türkiye'nin bundan sonraki harekat süreci bence masadadır diye düşünüyorum. Bir şeye daha parantez açmak istiyorum. Özellikle Suriye konusunu ve DEAŞ'la mücadeleyi. Çünkü DEAŞ'la mücadele kapsamında PYD'ye bir destek verildiği ve ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda müttefik olarak işbirliği yapacak örgüt olarak PYD'yi belirlediğini biliyoruz. Bunu Afganistan'dan da ayrı olarak ele almamak gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Çünkü hani Taliban'ın da Türkiye'de olduğunu ve görüşmeler yaptığını düşünürsek, bir meşruiyet kazanmaya çalıştığını düşünürsek ve o bölgede DEAŞ'ın yaptığı saldırıları göz önünde alırsak eğer, burada önemli bir şeye dikkat çekmek lazım. Suriye konusunda hem DEAŞ'la mücadele hem de Taliban'dan belki daha radikal olanların DEAŞ'ın içerisine belki kaçabilecek olmaları ve aynı zamanda bu radikalleşen yapının daha da yaygın hale getirilip sonrasında PYD'ye daha fazla işte işbirliği yapılabilecek, daha fazla alan tanıyabilecek bir tehdit bizim için. Bence Afganistan'da asıl da yapılmak istenen buydu. Amerika Birleşik Devletleri çekilirken İran'a da bir tehdit bıraktı belki ama beraberinde Suriye'de de kullanılabileceği ve en azından terörle mücadelesini devam ettirebileceği bir yapının da orada kalmasına ve belki de palazlanmasına neden olabilecek de bir alan açtı. Evet. Dolayısıyla bunu da beraber ele almak gerektiğini, özellikle Suriye'de hem PYD'ye karşı hem de DEAŞ gibi radikallere karşı Amerika Birleşik Devletleri ile de hani bir yandan PYD konusunda Türkiye'nin ulusal güvenliği ile ilgili bir konuşma yapılır, anlaşma yapılırsa eğer ya da oraya bir harekat düzenlenebilir ama diğer taraftan da DEAŞ'la mücadele çatısı altında da bir takım yine harekatlar olabileceğini ya da bir takım anlaşmalar yapılabileceğinin de özellikle bunu Afganistan'da içine alınarak hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Bu hafta içerisinde Türk İstihbaratı zaten DEAŞ'ın 2 numarasını da aldı. Suriye'de yakalandı ve Irak hükümetinin yardımıyla gereği yapıldı. Bunun yanında 850 DEAŞ şüphelisi. Bu yılın ilk 3 ayında Türkiye tarafından ele geçildi. DEAŞ konusunda da Amerika'nın ya da Rusya'nın elindeki tüm kartları alıyor Türkiye. Yani o çok net olarak zaten karşımıza duruyor. Ali Poyraz Hocam, siz ne söylersiniz? Amerika'dan da bu hafta içinde şehitlerimize bir taziye mesajı yayınlandı. Dışişlerinden yine bugün bir takım Suriye konusunda Türkiye ile yine NATO müttefikimiz bağlamına ve parantezine yeniden döndüler. NATO müttefikimiz Türkiye'nin Suriye'deki çıkarlarımız benzeşiyor, anlıyoruz ve birlikte çalışmak istiyoruz gibi açıklamalar da geliyor. Tabii ne kadar ciddiye alınıyor, ne kadar güvenilir ya da inandırıcı bilmiyoruz ama siz nasıl okuyorsunuz bu sürece? Şimdi değerli hocalarım güzelce altını çizdiler. Bu bir mahdut hedefli bir operasyon. İşte Ece Hocam da gerekçelerini sıraladı. Şimdi burada kim ne kazanır, biz ne kazanırız? Şimdi ABD bir defa burada kırmızı ışık yakmıyor. Kırmızı da dur demiyor. Çünkü o taziye mesajı, biz de burada şehitlere bir Allah'tan rahmet dileyelim. Bir sarı ışık gibi görebiliriz bunu. Zaten açıklamalar sizin de ifade ettiğiniz gibi o mahiyette. ABD ve Rusya, dikkat edin, Rusya'nın işte Elil bölgesinden olan bir saldırıda, Tel Rifat gibi bir şeyde taziye yayınlıyor. Evet. İkisi aslında kaldıraç gibi birbirlerini Türkiye üzerinden yokluyorlar. Dolayısıyla şimdi harekatı düzenlediğim zaman öncelikle PYD, YPG kaybeder.
Şimdi terör örgütüne bu operasyon artı 2 milyona yakın mültecinin geri dönmesi işte hedefleniyor. ABD, Rusya birbirine karşı bunu kullanırken sadece PKK, PYD kaybetmez. İran bölgede etkisi azalır. Bu aynı zamanda ABD'nin de işine gelir. Biliyorsunuz Irak seçimlerinin sonucunda da zaten Irak'ın seçim sonuçları İran'ın etkisinin azaldığı bir sonucu ortaya koydu. Artı İdlib'le ilgili bizim tabii bu harekatı devletin en üst katmanlarından itibaren sürekli zikretmemiz bir yandan da şu anlama geliyor. Muharebe anlamında karşı tarafı amansızca savaşacak derecede çaresiz bırakma deriz biz. Yani dolayısıyla aslında işte masum sivillerin tahliyesi veya olanların aynı zamanda göçün kontrolsüz bir şekilde bölgemize doğru, kuzeye doğru yönlenmesini engellemek için en üst perdeden aslında bir kamu diplomasisi de yürütülüyor ve karşı tarafa bu bölgeden gidin ben buraya harekat düzenleyeceğim deniyor. Dolayısıyla yavaş yavaş da kamuoyu, uluslararası kamuoyu da... Sağ bilgileri de o yönde. Evet. Uluslararası kamuoyu da yani buna... Özellikle tevrifat alanında bazı hareketlenmeler olduğu yönde. Hemen bizim de orada yığınaklanmalarımız, zaten bu işaretler var. Dolayısıyla bizim yapacağımız harekatta bir etki yaratacağımız, artı biraz önce ifade ettiğiniz gibi aslında bir de tümden gelerek de bakmak lazım. Çünkü ABD evet daha ileriki şeyde geçecek Ege, Doğu Akdeniz, işte Yunanistan'la yaptığı anlaşmalar ama şimdi o bir konuşlanma değişikliğine gidiyor. Onu geçtiğimizde ben açıklayacağım. Yani burada aslında Yunan'ı destekler filan şeyi yok. Yani bir kuşak bir yolun kuzeyini ve güneyini tutmaya çalışıyor. Artı Avrupa ve Afrika'daki kuvvetlerini tek bir merkezden, o da maliyetli olduğu için yönetmeye çalışıyor ve bütün işi gücü Uzak Doğu olacak. Artı buradaki bir şeye müdahale ettiğinde bu bölgeyi ben boşaltacağı anlamında bunu söylemek istiyorum. Yani bir yıl daha oradayız diye geçtiğimiz günlerde bir karar aldı ABD ama bir yıl daha acaba orada kalabilecek mi? Dolayısıyla bu PYD'nin de sonunun gözüktüğünü ortaya koyuyor. Dolayısıyla harekat zamanlama olarak da çok uygun. İşte sizin ifade ettiğiniz gibi sadece dondurulmuştu. Karşı taraflar yerine getirmediler yükümlülüklerini ve neticesinde Türkiye haklı olarak bu güvenlikli göçü güvenlikleştirme ile ilgili koyduğu hedefe, ki zaten orada siyasi ve politik hedeflere daha ulaşmadan harekat durdurulmuştu hepimizin malumu. Bundan sonra da bunu devam ettireceğini ifade ediyor. Şimdi burada bu jeopolitik kırılma tümden geldiğimiz zaman gerek kutuplarda gerek Babülmendeb Boğazı'nda, yani Suriye sadece bizim o bölgede göçü güvenlikleştirdiğimiz bir alan değil. Aslında problemin uluslararasılaştırılması konusunda tüm dünya için yaklaşık 10 yıldır uzayıp giden savaş bir turnusol kağıdına dönüştü. Yani şu anda ABD biraz da burada çok güç kaybetti. Sadece Irak'ta kaybetmedi. Artı şu anda var gücüyle ben buradayım, buralarda olmaya devam edeceğim diyor ama Uzak Doğu'daki gelişmeler de buna pek fırsat verecek gibi durmuyor Nur Hanım. Evet. Yani müsaadenizle bir ilave yapabilir miyim? Tabii. Şimdi şöyle bir şey var. Hakikaten bu ABD'nin son dönemde bir takım sinyalleri, yani bu anlamda sarı ışık olabilecek sinyalleri önemli. Hani niye yapıyor diye de bakmak lazım. Temelde ABD bu tür hareketleri Türkiye'yi oyalamak ve zaman kazanmak için yapar. Yani bunu biliyoruz. Daha önceden de olduğu gibi. Ama Türkiye'nin de bu tür oyalamalara karşı cevabı politikası neyse kesin bir şekilde yürütmek şeklinde cevap vermiştir. ABD de bunu biliyor. Şimdi baktığımızda tabii Suriye'deki durum çok karmaşık. Yani hakikaten hem saha gerçekliği anlamında hem de siyasal anlamda. Şimdi önce İran'ı ifade etmek istiyorum. İran dediğimiz zaman olası bir operasyonda İran'ın resmi kuvvetleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karşısına çıkma ihtimali yok. Hatırlarsanız 2 yıl önce 2018-19'u sanırım Esed'e müdahale edildiğinde orada sadece Esed güçleri değil, aynı zamanda özellikle İdlib'e yönelik saldırılarda Esed'le birlikte hareket eden İran'ın desteklediği silahlı gruplar da vuruldu. Şimdi bunu İran biliyor. Haçlı Şabi gibi işte silahlı. Yani aslında başka isimlerle İdlib civarında ve güneyinde yer alıyor bunlar. Zaten baktığınızda Esed'in ordusunun yarısı İran destekli tümenlerden, bir iki tane tümen var zaten. Geri kalan da Rusya destekli tümenlerden oluşuyor ve bunlar sanırım 3 yıl önce Ocak ayında birbirleriyle çatıştılar. 70
Suriyeli asker öldü bu. İki tümen birbiriyle çatıştı. Düşünebiliyor musunuz? Çatıştırıldılar aslında yani. Şimdi dolayısıyla burada şimdi İran aslında Türkiye'nin olası operasyonundan İran da rahatsız. Çünkü biliyor. Yani Tel Rifat'ta bulunan İran destekli silahlı grupların da bu işten zarar göreceğini çok net biliyor. Şimdi PKK-PYD'ye hedef alınıyor eyvallah ama PKK-PYD ile birlikte hareket eden silahlı gruplar da onların yanındaysa onlar da etkisiz hale getirilecek. Zaten çekirdek şeyi olarak terör örgütünün yaklaşık hani Irak Kandil'den gelen aslında küçük bir grup. Dediğiniz gibi diğer ülkelerin marifetiyle devşirilmiş gruplarla PKK, YPG kuvvetler işte 50-55 bin civarına geldiği söyleniyor. Evet. Şimdi burada vurgulamak istediğim iki şey var. Birincisi bakarsanız Fırat'ın doğusunda Amerika, batısında da Rusya yer alıyor. Şimdi Rusya'dan bakacak olursak Rusya penceresinden. Yani 2011'den beri, bakın 2011-2021, yani 10 yıldır aslında o büyük devlet denen Rusya, Esed'in Suriye'nin tamamına hakim olmasına da izin vermedi. Evet. Şimdi bakarsanız yani şimdi o zaman Esed'le görüşün, anlaşın falan diyorlar ya. Ya bir dakika yani şimdi bir kere Rusya kontrolündeki bir Esed'e Rusya zaten izin vermedi. Fırat'ın doğusuna geçme dedi. Niye orada ABD var ya da bir şey var. Ama mesela başka yerlerde Rusya bu sınırları zorladı, denedi. Hani ABD olmasına rağmen hani başka yerlerde. Hı hı. Dolayısıyla şimdi burada Amerika'da batıya geçmiyor. Hani her ne kadar aralarında bir bilek güreşi, özellikle makro çerçevede yani küresel çerçevede bir bilek güreşi var gibi görünse de ki Suriye'de var biliyorum. Suriye'de zımni bir anlaşma ama Suriye'de de üstü örtük gizli bir centilmenlik anlaşmasıyla hareket ettiklerini biliyoruz. Evet, kesinlikle. Yani doğuda Amerika, batıda Rusya ama her iki tarafta da olan Türkiye. Şimdi dolayısıyla hani yani bazen şöyle söyleniyor işte medyada veya çeşitli ortamlarda Türkiye nasıl iki gücü de karşısına alır filan. Şimdi burada bir yanılsama var. Yani bakınız şimdi iki tarafta da iki taraf bizim toprağımız var. Yani bizim topraklarımıza yönelik tehdit var. Ha orada Amerika var, biz oradaki tehdidi göz ardı edeceğiz. Burada Rusya yani var. Yani kilise de geliyor, Karkamış'a da geliyor. Dolayısıyla yani şimdi burada ya işte, bizim amacımız Amerika ya da Rusya saldırı değil. Bizim amacımız topraklarımızı korumak, ülkemizi korumak. İşte Karkamış'a havan atılıyor yani. Hani bir dakika bunların önlenmesi lazım. Yani hepimiz biliyoruz devlet teorilerinde işte Hobbes'ta başlayan 1700'lü yıllardan itibaren modern devletin birinci görevi ülkesinin güvenliğini sağlamaktır yani. Şimdi bu kadar basit. Devlet niye var? Bu tekeli devlet elinde bulundurur. Yani, şimdi dolayısıyla tekeli, şimdi burada o varmış, bu var. Vallahi kim olursa olsun, isterse bütün dünya olsun, devletin görevi ülkesini korumak adına kimle mücadele edecekse edilir. Şimdi bir de biz burada ana karanın sahibiyiz. Bunlar dışarıdan gelen, binlerce kilometre öteden gelen güçler. Dolayısıyla bizim kadar güçlü olmaları ne sosyolojik, ne siyasal, ne de askeri açıdan mümkün değil. Bir de bunu görmek lazım. Bir de son olarak şunu söyleyeyim. Şimdi baktığımızda biraz önce hocamın vurguladığı çok önemli o konu. Çünkü ABD Irak'taki pek çok üssünü kapatıp 6 üsse sınırladı. 6 tane üste var, çekmek zorunda kaldı. Yani nasıl Afganistan'dan bir çekilme niye çekiliyor? Yani işte yenildi de filan. Aslında yenildi de filandan ziyade maliyeti, çok büyük maliyetleri var. Yani şimdi bu işin hani ölen Amerikan askerleri de çok umurlarında değil. Yani küreselcilerin bu anlamda maliyet var. Yani orada para akıtmak istemiyorar. Yani şimdi burada tabii yani Çin'le bir hesaplaşmaya gidiyorlar. Rusya'yla bir hesaplaşmaya gidiyorlar. Dolayısıyla burada şimdi gücü toplamaları gerekiyor. Şimdi bu anlamda baktığınızda hani neden Amerika sarı ışık vermeye de bilirdi? Hiçbir ışık da yakmayabilirdi. Ne sarı, ne kırmızı, ne yeşil, ne mavi hiçbir şey yapmayabilirdi. Ama yapıyor. Şimdi yapmak durumunda olduğunun farkında. Neden? Çünkü Türkiye girecek. Yani öyle ya da böyle. Hani burayı, girdi. Burayı yani temizleyecek. Hani Türkiye bunu yapmamış değil. Şimdi bir de tabii tek taraflı da düşünmeyin. Hemen bakın kuzeyinde ne var? Doğusunda, kuzeydoğusunda Irak alanı var. Şimdi 4 ay kadar önce, 3 ay kadar önce Hakurk'taydık. Hakurk'a gittim. Yani hocam da bilir. Hani bir zamanlar oraya en az iki Tugay bir kolorduyla falan girerdik. Elimizi kolumuzu sallayarak gittik. Mehmetçik tertemiz etmiş. Yani Irak alanı artık tamamen Türkiye'nin kontrolünde. Şimdi oradaki bir baskı nereye yoğunlaşıyor? Suriye'yi de etkiliyor. Yani Türkiye'nin orada kurduğu baskı Suriye alanını da etkiliyor. Şimdi Amerika burada sıkışmış durumda. Yani kim ne derse desin. Irak alanının bizim kontrol edebilmiş olmamız.
O terör aparatını yıllardır Amerika'nın bize karşı, Amerika'nın ve Batı'nın Rusya'da dahil acımasızca bize karşı kullandıkları o terör aparatını o küresel güçlerinden elinden alabilmiş olması, şimdi yani Türkiye'yi hakikaten inanılmaz bir sahada ve masada güçlü hale getiriyor. O yüzden Amerika bu işi yakmak durumunda kaldı. Çünkü yarın olası operasyonda Türkiye'nin gireceği o alanları alanlar sayesinde Türkiye'nin oluşturacağı yeni güce dolayısıyla Türkiye'de de ABD'nin ihtiyacı var. Yani bir taraftan da her ne olursa olsun, her ne kadar terör unsurlarıyla falan gibi bir taraftan hareket etse de diğer taraftan da eninde sonunda Türkiye ile masaya oturma ihtimali olduğunu da farkında. Evet. Zaten bakın böyledir. Yani küresel güçlerin oyunları böyledir. Bakın işte Yunanistan'a işte çevreliyor 5 tane Yunanistan anakarasında, 3 tane Girit'te, bir tane Güney Kıbrıs'ta üsleri var. 9 tane üssü var. Şimdi bakarsan stratejik bir kuşatma ve yunaklanmayla karşı karşıyayız aslında. Hani burada Yunanistan kendine pay çıkarıyor falan, hiç pay çıkarmasın. Yunanistan üstü örtük ve sessiz bir şekilde, gizli değil açık. Bakın üstü örtük ve sessiz bir şekilde işgal edilmiş durumda. Şimdi ben onu söyleyeyim. İşgal edilmiş durumda. Yani. Bakın tekrar ediyorum. Yeni konuşlanmasına geçiyor. Yunanistan şu an işgal edilmiş durumda. Hani, yeni konuşlanması bu ABD'nin. Yunanistan'a sağladığı bir şey yok. Ya aslında Yunanistan'a sağladığı bir şey yok yani. Hani oraya da atıp yapacağız ama. Komşumuza buradan bizim de bir katkımız olsun yani. Çünkü Yunan halkı, yani Yunan halkı bunu göremiyor mu anlamıyorum yani. Şimdi ABD'nin Yunanistan'a falan bir şey verdiği yok. ABD Yunanistan üzerinden bir strateji örgütlemeye çalışıyor, strateji oluşturmaya çalışıyor ama bu arada Yunan anakarası işgal edilmiş durumda. Yani şimdi bunu umarım görürler, hani aklı başında Yunanlılar, evet. Umarım görürler ama sonuç olarak size şunu söyleyeyim, hani burada Türkiye'nin bir stratejisi var efendim. Bu stratejide Türkiye ikinci safhada. Yani birincisi yurt içinde terörü temizlemekti. İkincisi terör odaklarıyla sınırlarımız arasında bir mesafe konulmasıydı. Bu mesafe, ben bunu daha önce de ifade ettim, yaklaşık 30-35 kilometre bir derinliği ifade ediyor. Burada şu an 4 tane yer kaldı. Kamışlı, Aynel Arap, Münbiç ve Tel Rifat. Şimdi bunları eninde sonunda, bakın öyle ya da böyle. Yani konjonktür hiçbir zaman durağan değildir. Yükselir, alçalır vesaire. Ama eninde sonunda Türkiye bu alanlardan terör örgütünü temizleyecek. Buraları güvenli hale getirecek ve bu güvenli hale getirdiği yerlere de buradaki Suriyelileri götürüp yerleştirecek. Çünkü bakınız şu an bir hazırlık da var bu anlamda. Ne hazır? Binlerce ev yapılıyor, kerpiç ev yapılıyor. İnsanlara yaşayabilecekleri bir alan. Bakın bu işte emperyalist değildir, hümanisttir ve Türkiye bu anlamda dünyaya da insanlık dersi veriyor efendim. Dolayısıyla bu bugün Tel Rifat'ı konuşuruz, Münbiç'i konuşuruz, yarın Kamışlı'yı konuşuruz, Aynel Arap'ı konuşuruz vesaire. Ama Türkiye buranın sahibidir. Bu güvenlik kuşağı oluşturulacaktır. Bu güvenlik kuşağının derinliğinde, yani bizim ülkemizin güvenliğini sağladığı noktada, hani şu söyleniyor da o yüzden bunu açıklamak durumunda kaldım. Ya nereye kadar inecek? Türkiye inmeyecek. 30 kilometrelik alanda yerel yönetimler bünyesinde oluşturacağı güvenlik, yerel güvenlik aktörlerini desteklemek suretiyle ülkemizde Suriye toprakları içerisinde bir güvenli bölge oluşturup olacak. Ülkemizin güvenliğini biz sağlayacak. Türkiye, yoksa güneye kadar, Suudi Arabistan'a kadar inmeyeceğiz yani. Yani biz hep o bahsettiğimiz bir güvenli bölge kurulması, Obama döneminde işte gitti geldi, işte no fly zone dedi, uçuş yasak bölgeden de olur mu, Birleşmiş Milletler gerekir mi, onay vesaire derken adım adım Türkiye dünyanın yapamadığını aslında yapıyor yani. Son bir cümle olarak söyleyeyim. Son bir cümle bu noktada. Bunu çok da açıklamayacağım çünkü süreç zaten gösterecek bize. Şimdi efendim Türkiye bir orta seviyeli bir siyasal zemin oluşturuyor. Yani önceki, bakın biz haklıyız, tahammülümüz kalmadı, biz buraya müdahale ederiz. Şu ana kadar bu Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği bu söylemden sonra, bu sözlerden sonra, şu ana kadar o temel aktörlerden, Rusya ve Amerika'dan bu anlamda böyle hani bizi öyle bir şey geldi. Evet. Şimdi bu, çünkü dediğiniz gibi yani Türkiye blöf yapmıyor onlar gibi. Hocam daha önce geldi gene yaptık. Yani daha önce geldi o itirazlar gene yaptık. Yani şunu demek istiyoruz. Evet hocam sağ olun. Ya burada Türkiye'nin blöfü olmadığını biliyorlar. Çünkü geçmişte ne yaptıysanız gelecekte de onun yapılacağını biliyorlar bunlar. Yani dolayısıyla bu önemli bir ayrıntı ama bir geçmişte bugünün farkını vurgulamak açısından şunu da söyleyeyim. Ama eğer tutar öyle bir şey yaparlarsa, yani
işte şu olur bu olur itiraz ya da farklı bir şekilde kuvvet yığınaklanması ya da farklı kuvvet kaydırması, ne bileyim farklı destekler vesaire, birazdan vakit kalırsa bu PYD'ye son dönemdeki yapılan yardımların nasıl bir nitelik farkı olduğunu da anlatmak isteriz. Ya burada öyle bir şey olursa Türkiye'nin geçmişten farklı olarak yapabileceği bir şey daha var. O da askeri anlamda, yani olası karşılaşmaya göre niteliksel askeri gücünü arttırabilme şansı var. Çünkü bakın, bundan birkaç yıl önce daha henüz biz bazı silah sistemlerini üretmemiştik. Ama şu an S-400 ayarında siper füzesini üretmiş durumdayız. Yani bu şu anlama gelir. Rusya teşekkür ederiz, S-400'ü aldık ama artık biz de S-400'ü ürettik. Amerika boşuna uğraşma, kendi silahımız. Şimdi bu sessiz bir şekilde kamuoyunda açıklandı, paylaşıldı ama bence çok çok önemli bir ayrıntıdır. Çünkü orta ve yüksek irtifa hava savunma kabiliyetini Türkiye'nin kazanması, Amerika'nın Yunanistan üzerinden Türkiye'ye yönelik gizli, varsa gizli ve örtük planlarını da boşa çıkarır. Evet. Çok önemli bir detaydı. Onu detaylandıralım Erol Hocam. PYD'nin de işte nitelik farkı var diyorsunuz desteklerin. Ali Poroz Hocam, size devam edeyim. Sonra Ece Hocam'a vereceğim. Şu anki kabiliyetleri, tabii Rusya ile Amerika ile Türkiye'nin iletişim kurma biçimi, her ülkenin karakteristiği, diplomatik karakteristiği çok farklı hakikaten. Yani Ruslarla dünyada çok az anlaşabilen millet var sanırım. Hani en azından masaya oturup bir takım taahhütleri almak noktasında. Çünkü Ruslar her zaman konvansiyonel kaba güce çok daha fazla yatkınlar. Yani hala o eski paradigmalarla bakıyorlar. Hani yani. söyleyip aslında hani çok retoriğe yüklenip ama yine bildiğini okuyup sahada maalesef taahhütlerini yerine getirmeyerek çok gerçekten güvenilir olmadığını çok defaatle de kanıtlamış. Bütün dünya biliyor hocam. Evet. Sadece yani, biz değil. Alaksız güvenlik anlayışı. Evet. Askeri açıdan baktığımızda, yani Erol Hocam'ın da söylediği işte yeni teknolojiler Türkiye'nin savunma sistemleri noktasında, yani hem saldırı hem taarruz hem müdafaa noktasındaki kapasiteleri son harekattan sonra 2 sene geçti tam. İki senede çok büyük devrimsel neler şeyler sizce, oldu. Siz neler yani. Görüyorsunuz yani değişen? Şimdi aslında Sun Tzu'nun savaş kitabı Türklere istinaden yazıldı. Ne öyle. Mutlu bize ki tabii. Çince ve İngilizcesinde bunda ben savaşmayı Türklerden öğrendim yazar. Maalesef bizim Türkçe çevirilenlerde neden yoksa bunu da anlayamıyorum. Yani ya özür dilerim yeniden... hocam, Sun Tzu'dan sonra da Türkler, yani o kadar evet. yüceltilir o Sun Tzu kavramı. Tamam. Ama Sun Tzu'dan sonra da Türkler Çin'i işgal etmiştir yani. Yani dolayısıyla şimdi bugün de aslında harbe, konvansiyonel anlamdaki harbe, işte Karabağ Savaşı'nda da gördük. İHA'ları, SİHA'ları, artı TİHA'ları üreteceğiz. Yani şu anda denizaltılar, milli gemiler, onları Akdeniz bölümünde, Doğu Akdeniz'de, Ege'de konuşuruz ama şu anda terörle mücadele konusunda bunun kullanımı, artı bu etki odaklı yürüttüğümüz harekatlarda, bir de harbin nevini değiştirecek. Şimdi bakın, bütün taktikler uygulanıyor. Şimdi yapılan şeyleri işte, ya oraya girdi, şu kadar aldı, Karabağ'da da 44 gün sürdü. Bakın 7 düvelle savaşılıyor. Artı işte önce pervaneli uçaklar gönderiliyor. Ermeni tarafının S-300'leri aktive oluyor. Ona istinaden İHA'lar devreye giriyor. Özel kuvvetlerin başarısı ortada. Yani şimdi harbin gene aynı o kitabını yazdıracak şeyler yapılıyor. Ben gerçekten bu konuda gurur duyuyorum. Bir yandan da terörle mücadele konusunda, bakın geleceğin harbi, bu konuda benim makalelerim var, kitaplar yazıyoruz. Geleceğin harbi meskun mahallelerde olacak. Bu konuda dünyanın en iyi ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri. Evet. Yani ve müşterek harekatı yürütürken, bakın Milli İstihbarat Teşkilatı, işte polis özel harekatı bilmem. Yani şu anda son derece senkron bir şekilde ve ezber boyu. Bakın Afganistan'dan bahsediyoruz bugün. Taliban heyeti geldi diyoruz. Biz orada olalım diyorduk. Kabil evet. Havalimanı'nda işletelim diyorduk. Neden diyorduk? İşte bakın, hem göçün güvenlikleştirilmesi, hem bu şu anda hemen güneyimizde meydana gelen gelişmelerin kaynağı noktasında bu IŞİD'le ilgili birçok gelişme var ve bunlarla mücadele eden, etkin olarak mücadele eden. Şimdi hangi NATO ülkesi Afganistan'da görev yapabilir veya bizim hareket, yaptığımız hareketleri hangi ülke gerçekleştirebilir? Bunların her biri gerçekten hem muharebenin en önemli kuvvet çarpanı moral ve bu oluşturduğu enerji, hatta buna entropi diyelim, bölgesinde oluşturduğu enerji ta Malaga Boğazı'na, Filipinlere, Endonezya'ya kadar etkili. Bakın Atak helikopterini biz Filipinlere de satıyoruz. Yani bunların hepsini birleştirdiğinizde, yani
jeopolitik oyunda Türkiye'nin vazgeçilmezliği bugün orada da Cibuti'de de bize bakıyorlar. Endonezya'da. Şu an AUKUS'u imzaladı ABD. Evet, Avustralya ile Çin'i kuşatamazsınız ki. Yani bitme, orada Filipinler ve Endonezya'ya ihtiyacınız var. Gene kuzeyden bu bir kuşak bir yol projesi, kuzey kutbundan geçecek şeyi Ruslar elinde tutuyor. Şimdi Ege ve Akdeniz'e olası bir ABD müdahalesini düşünelim. Rusya bundan çok memnun olur, kutupları komple işgal eder. Çin bundan son derece memnun olur. Aynı gün Tayvan'a hemen el koyar. Yani şu an ki var aslında, zaten şu an Tayvan'da. Ben ABD'li stratejiler işte bir de şöyle bir yanılgı var Nur Hanım. Şey var, o kadar stratejisyen var, bu kadar işte think tank'i var, şu kadar bütçe var. Efektif kullanamadıktan sonra, düzgün düşünemedikten sonra. Vardan ne oluyor? Bob Menendez denen bir adam var. Senatör, tamam. Bizim 30 yıldır aynı şeyleri Türkiye'ye, tamam, yani, hayır. Duygusal Türkiye, kararlar, evet, bakın bunlar, evet, duygusal olmamalı. Bunlar akılla, rasyonel bir şekilde alınmalı. Şimdi Afganistan'dan sonra Irak'a girersen o Afganistan'ı elde edemezsin. Stratejik hataların var. Yani bunları hala görmemekte ısrar ediyor ve Avrupa Birliği ile birlikte, Avrupa Birliği de onun peşine takıldığı için aynı miyop bakışıyla bütün coğrafyaya aynı şekilde bakıyorlar. Ve bu strateji yoksunluğu, bakın sonunda konuşacağız Almanya niye bize Merkel gider ayak şansölye övgüler düzdü. Çünkü Türkiye'ye yanaşacaklar. Artı Rusya'ya yanaşacak ABD. Ve Yunanistan yüz bulamadığı için Fransa ile bir şey imzalıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce de Fransa Polonya'yı koruyacağım demişti. Şimdi Yunan askerleri savaşmış mı ki Afrika'da görev almalarından bahsediliyor? Yani hepsini birleştirdiğinizde biz burada bölgeler üstü bir oyun kurucu rolündeyiz. Tabii bu iç birliği tefrik edip, burada çünkü en önemli unsur o. Çünkü bütün büyüyen bu yarattığı etkiyi ortadan kaldırma yönelik ne yapacaklar? O güçlü bir şekilde bu karar alma mekanizmalarını uygulayamayalım diye biz de, onlar da oyununu ona göre kurgulayacak. Dolayısıyla bizim milli birliği tefrik ettiğimiz müddetçe, bakın efektif etkisi bu TİHA'larda devreye girdikten sonra, insansız işte denizaltılarda devreye girdikten sonra, bugün Ege Denizi'nde şunu yapmış. Bir defa Sikiros Adası Ege'nin ortasında, Yunanistan bunu önerdi ABD'ye. ABD'nin derdi Yunanistan'ı korumak olsa, Atina'yı korumak olsa o adayı işgal ederdi. Çok haklı söyledi Eray Hocam. Yunanistan şu an işgal ediliyor ama Yunanistan aslında ABD konuşlanmasının işgali. Yani bu bir savunma anlaşması değil. Neden dedi Haç'ta? İşte o Doğu Karadeniz'de olacak. Şu anda Don ve Volga üzerindeki olan, kuzeyden geçecek, Baltık'a doğru gidecek olan bir kuşak bir yol. Bir kuşak bir yol deyince hepsi Türkiye'nin üstünden geçmeyecek. Karadeniz o kadar önemli ki. Dede Ağaç'a o yüzden yığınaklanıyor. Artı Avrupa ve Afrika'daki güçlerini güç toplaması gerektiği için ve maliyeti çok yüksek olduğu için tek bir merkezden yönetecek ve o da gene Girit. Yani dolayısıyla Karadeniz'e yönelik hamlelerini de doğru okumamız lazım ABD'nin. Yani burada sadece Rusya değil, sadece biz değil, Çin'i durdurmaya çalışıyor ve Anakonda diyoruz biz o planlarını, ABD'nin mesela güneyde de kuşatması, Güney-Kuzey Savaşı'nda da aynı şey olmuştu. Komple çerçeveler ve sıkıştırır. Zaten harp tarihi, mesela bizim Türk harp tarihi hep akındır. Sürekli işte Kıbrıs'ta da öyle, 40 yıl bekledi çıktı, dağın tepesine tank çıkartır. Türk bunu yapar, sürekli saldırır, sürekli hücum eder. ABD de sürekli kuşatır, sıkar, boğar. Yani bizim o strateji şeyini bilerek ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Şu anda da alınan bütün kararlar o çerçevede yürürlükte. Evet. Ece Hocam, iki eski ordu mensubu askerin ortasında size daha askeri stratejiden çok diplomatik, kamu diplomasi, diplomasi anlamındaki soruları yönetmek durumunda da oluyorum. Yani Amerika'nın, özellikle işte Rusya'nın iş tutuş biçimlerinden bahsediyoruz diplomatik anlamda. Yani Suriye konusunda Türkiye'nin ulusal güvenlik çıkarları işte on binlerce kilometre öteden gelip bir şekilde çıkarlarını bizimle aynı kefeye koymak, işte çıkarlarımız diyorlar, ancak yani kendileri de çok iyi biliyorlar ki hakikaten yani Türkiye'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla kendilerinin çıkarlarını benzeştirmek yani birinci sınıf uluslararası ilişkiler öğrencisi veya da güvenlik öğrencisi dünyanın neresine giderseniz
buna çok şey bakmayacaktır yani. İnandırıcı bulmayacaktır evet. Aslında değil mi? Kesinlikle öyle. Çünkü hani Türkiye'nin burada ortaya koyduğu şey zaten kendi çıkarlarını, çıkarlarından ziyade kendi sınırlarını ve aynı zamanda kendi ulusal güvenliğini sağlayabilecek stratejiler oluşturmak ve buna uygun hareket etmek. Çünkü bu bölgede Amerika Birleşik Devletleri de Rusya'da aslında hani birbirlerinin Suriye'nin doğusunu batısını bölüştüklerini ve birbirlerinin alanlarına da girmediklerini görüyoruz. Ve aynı zamanda PYD, YPG'yi de ikisinin de bir aparat olarak farklı farklı şekillerde kullanabildiğini görüyoruz. Yani aslında burada iki küresel güç birbirinin ayağına basmadan, bir şekilde birbiriyle karşılaşmadan, çatışmadan burada bir güç paylaşımı yapmış durumdalar. Hmm. Burada Rusya'nın elindeki Esad rejimiyle en azından Esad rejimini kontrol edebilir, sınırlandırabilir bir şekilde bunu daha aktif bir şekilde kullanabiliyor, onu söyleyebiliriz. Ama baktığımızda her iki yani Türkiye açısından baktığımız zaman artık bizim komşumuz sadece Suriye değil. Evet. Ama bunu görürken de şunu hani ben şunun altını çok gerçekten dikkatle çizmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir takım hedefleri var. Bu hedeflerde bunu hem NATO kapsamında hem de kendi ulusal güvenlik stratejisinde Biden döneminde çok net olarak ortaya koydu ki Çin ve Rusya Amerika Birleşik Devletleri için önemli iki hedef. Yani bu iki, çok değerli hocalarım da söylediler, bu iki ülkeyi çevrelemek, sınırlandırmak için farklı bölgeler de varlık göstererek ki özellikle mesela Yunanistan üzerinde Yunanistan'ı bir üs haline getirerek aslında kendisine ve Yunan topraklarını bir şekilde işgal ederek demeyeyim ama bu bölgelerde yoğunluklu olarak, çünkü neden işgal diyemiyorum, Yunanistan gel diyor. Yani Yunanistan evet, açıyor topraklarını. Ama hocam Yunanistan açık, ne desin? Çok. Yani öyle bir baskı yapıyorlar öyle, ki. Öyle bir durum var ama hani şöyle Yunanistan, şimdi Yunanistan gibi ülkeler yani ekonomik anlamda, askeri anlamda aslında kendi varlığıyla kırılgan, çok kırılgan olan ülkeler daha çok Amerika Birleşik Devletleri gibi küresel ve kendisini hani bir aparat olarak kullanacak ama aynı zamanda da belki kendisine hem ekonomik hem de askeri anlamda destek sağlayabilecek. Yani buna inanıyor. Ama Amerika ama Birleşik Yunanistan Devletleri buna inanıyor gibi görünüyor yani sadece. Evet. Şimdi Amerika Yunanistan yöneticileri. Şöyle, evet. Yöneticileri tabii öyle söyleyelim. Şimdi Yunanistan yöneticileri aynı zamanda kendi Türkiye ile sorunlarını da AB'ye de güvenerek, yani şimdi Yunanistan'ın yönetim stratejisine baktığımızda da bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'ne, diğer taraftan baktığımızda Türkiye ile Doğu Akdeniz'de Kıbrıs konusunda birçok alandaki sorunlarını, artık Yunanistan'la Türkiye'nin sorunları bana göre çıkmaz sokağa dönmüş olan sorunlar, yani hani oturup da böyle bir çözüm bulabileceğiniz sorunlar da değil birçoğu. Ege Denizi'ndekiler mesela o şekilde, adalıklar, işte adacıklar, kayalıklar vesaire. İşte bunlar, bu sorunları, Yunanistan'ın provokasyonlarının tabii ki ve Yunanistan sürekli bunu provoke ediyor. Sorunlar yumağı. Buna ihtiyacı hatta var ama Yunanistan. Uluslararası evet. Görüşmelerden önce de Türkiye'yi gerçekten provoke edebilecek bir takım çıkışlarda bulunuyor. Mesela şimdi G20 öncesinde de bir takım şeyler görürüz diye düşünüyorum ben evet. Özellikle. Neden? Çünkü bu sorunları bir taraftan da AB'nin sorunu gibi göstererek Türkiye ile, sadece Türkiye ile de değil, Türkiye ile ve Yunanistan aslında kendisini konumlandırarak belki hem Kıbrıs üzerinden hem Doğu Akdeniz üzerinden bir rekabetinde kendisine fayda sağlayabilecek bazı çıkarımlar elde etmek istiyor. Ama şunu söylemek lazım, Amerika Birleşik Devletleri hangi ülkeye bu kadar yoğunluklu olarak girerse çıkarken aynı şekilde bırakmıyor. Hı-hı. Dolayısıyla Yunanistan'ın da bu konuda, en azından hani Yunan halkının da bu konuda gerçekten bundan sonraki süreçte neylerle muhatap olabileceğini ya da neler yaşayabileceğini görmesi gerekiyor. Diğer taraftan baktığımızda ben özellikle bir şekilde İran da Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefinde ama onda mezhep çatışmasıyla İran'ı bir şekilde rahatsız edecek, kontrol edecek ve burada da Afganistan'ı zaten kullanmak için hazır bıraktı bunu. Diğer taraftan Çin ve Rusya'yı da çeşitli özellikle enerji
kaynakları ve aynı zamanda da ticaret yoluyla, yani aslında Çin'in işte ve Rusya'nın belirli bölgelerde daha da güçlenmesini engelleyebilecek kuşatıcı stratejiler ortaya koyacak. O yüzden hani Suriye'yi İdlib'i konuşurken sadece Suriye İdlib olarak değil, aslında bölgedeki diğer ülkelerde de Amerika'nın da hani Rusya ve Çin'in etkisiyle birlikte neler yapabileceğini, çünkü bir yerde bir sorun başlattılar, artık onu yayılacak bir noktaya getirdiler. Şimdi Afganistan'da olan herhangi bir olay Suriye'yi de etkiliyor, Türkiye'yi de etkiliyor. En önemli şeylerden bir tanesi göç mesela. Yani burada hem Suriye'den gelebilecek olan göç, hem de Afganistan'dan daha sonrasında... Yani bu öyle bir şey ki, mesela Afganistan'dan bahsederken biz Afganistan'dan göç alabilir mi acaba derken, Türkiye'nin içinde yine Suriyelilerle ilgili hani farklı bir gündem yaratılıp gerçekten bir huzursuzluk ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bütün bunların çözülebilmesi için bence Türkiye'nin bölgesel kalkınmak gibi, hani bölgesel işbirliği gibi çoklu bir konsey, komisyon vesaire kurarak aslında bu bölgenin iyileştirilmesiyle ilgili bir takım stratejiler geliştirmesinin de tüm bu askeri harekat ve diğer konulara yardımcı olabilecek, hani diplomasi açısından, kamu diplomasisi açısından önemli adımlar olduğunu söyleyebilirim. Evet. Ece Hocam, yani bölgesel ittifaklar çok, evet, gerçekten çeşitlendirmek çok mühim ama işte Yunanistan'ın tavrılarına bakıyoruz, İran'a bakıyoruz. İran'da bir kontrespiyonaj başarısı olarak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın İranlı bir takım işte istihbarat elemanlarının Türkiye'de bir operasyonunu Milli İstihbarat Teşkilatı bunu başarısızlıkla, yani başarısızlığa uğratıyor ve bir şekilde bu bakıyoruz İran'dan, İran medyasından Türkiye'nin DEAŞ'la bir takım işbirliği içerisinde olduğunu ilişkin hemen manşetleri, yansımaları oradan görüyoruz. Hani gerçekten bölgedeki aktörlerin Türkiye ile bu noktada göç konusunda, işte sınır güvenliği konusunda, terörle mücadele konusundaki performansı da maalesef çok da fazla bize olumlu bir çıktı vermiyor. Son 4 dakikamız. Devam edeceğiz ama bu konudan devam etmek hangimiz isteriz acaba? Ben sözü kim almak isterse. Buyurun Ece Hocam. Şöyle, şimdi Ece Hocam'ın bıraktığı yerden devam etmek isterim. Efendim. Şimdi bakınız, bugüne kadar neyle uğraşıyorduk? Biz Orta Doğu'yla uğraşıyorduk değil mi? Ağırlıklı olarak işte terör, Kuzey Irak diyorduk. Hep Irak'tan geçiyorduk. Kandil filan. Şimdi öyle bir baskı kuruldu ki artık Kandil etkisizleştirildi. Yani Kandil'deki o terörist elebaşıları Kandil'de kalamıyorlar. İşte oradan daha işte birkaç hafta önce biliyorsunuz teröristlerin sözde Doğu Karargahı diye kullanıldıkları yerle bir edildi yani şimdi. Artık Irak alanı, o korkulan, o bir zamanlar bırakın tarihi boyunca hep teröristliğin, eşkıyalığın, haydutluğun yatağı haline gelmiş ve böyle bir kültür oluşmuş olan bu tarihte hep böyle anılan yeri Türkiye temizledi. Yani bakarsanız Türkiye gerçekten bu tarihsel süreçte de çok büyük bir başarı kazandı, elde etti. Şimdi ama dikkat edin, hep Irak'tan bahsediyorduk, işte Suriye'den bahsediyorduk, Orta Doğu'dan bahsediyorduk, Lübnan'dan bahsediyorduk filan, İsrail, Arap çatışmalarından bahsediyorduk filan. Zaman zaman Ege'de krizler oluyordu filan değil mi yani? Hı hı. Ama işte bu süreçte de bir sürü ülkeler dağıldı, Orta Doğu'da işte şey çıktı, Afrika'dan başlayan, efendime söyleyeyim, bu Arap yangını dediğimiz hareket başladı hani filan. Ama artık şimdi önümüzde öyle büyük bir tehlike var ki, bunun adı Kafkaslar efendim. Yani Ece Hocam'ın bıraktığı yerden ben devam edeyim. Bakın, yaklaşık 100 milyar dolara yakın silahı Amerika oraya bıraktı. İşte. Tamam mı? Şimdi ben çok açık söyleyeyim, yani ne derler ne ederler bilemem. Taliban. Efendim, Taliban olumlu mesaj veriyormuş. Ya da Taliban olumlu mesaj veriyormuş. Acaba değişir miymiş? Değişmez. Vallahi hiçbirini ilgilendirmiyor. Hocam, şu olabilir yani mi şunu acaba? Çok ne? Amerika Taliban'ı nereye saldırtacak? Tabii. Ben bunu açık açık söylüyorum bak. Hocam, bir şey sorabilir miyim? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri oraya çok fazla silah bıraktı. Taliban ekonomikte bir sıkıntı çekiyor. Acaba Taliban bunu terör örgütlerine satar mı? Yani kıymetli Ece Hocam, şöyle bir şey var. Terörün doğasında şu vardır. Terörün bir yerde ulaşabilmesi için boşluk olması lazım. Tabii. Tamam mı? Yani o boşluklara gider, yerleşir. Putin aynı ikazı yaptı kuluçka zaten hocam. Kuluçka halinde. Bütün... Şu an demin ben programa girerken de hani ne söyleyeyim diye şey, önemli başlıklardan bir tanesi de bu. Şu an çok fark edilmiyor ama
sessiz sedasız bir şekilde zaten artık oraya terör örgütleri geldi. Evet. Bakın bir kuluçka yaşanıyor. Nedir bu kuluçka? İdeolojik yapılanmalarını toplumsal tabanda bir karşılık yaratmak. Ondan sonra zaten bunlar patır patır göreceksiniz. Bakın mantar gibi böyle harekete geçecekler. Bunu Taliban falan önleyemez. Evet. Yok yani, nasıl önleyecek hocam? Çok yaşayın çok yani doğru. Bunu önleyemez. Ne olacak? Bakınız çok ciddi bir yeni krizin kuluçka dönemine girmiş bulunmaktayız. Yok işte sakal kesmeye izin vermiş de kadınların dışarıya... Ya geçiniz onlarla uğraşmayalım bakınız. Ben açık söyleyeyim. Türkiye ne Taliban'ın karşısındadır ne yanındadır. Evet. Taliban'ın içerisinde bir sürü fraksiyon var. Türkiye milli çıkarlarına göre hareket etmektedir. Ama o Kafkaslar'da gelişen bu yeni durum Türkiye'nin dışında Türkiye'den bağımsız olarak gelişmektedir. Fakat sonuçları bizde etkileme potansiyelindedir. Bunu özellikle oturup düşünmek lazım. O yüzden Afganistan için bir nimet hocam. O yüzden Türkiye şimdi, Afganistan yani için olmayacak ama şimdi görüşmeler filan oldu. Ben o zaman da söyledim. Yani burada Amerika Taliban'ın Amerika ile birlikte hareket ettiğini görür. Amerika'dan bağımsız hareket etmediğini görürsünüz. Yani niye bizim Kabil'den havalimanı işletmesini ta 14 Haziran'da NATO liderler zirvesinde zirvesinde zikredildi Türkiye tarafından. Niye Amerika istemiyor? Evet. Çünkü çok net söylüyorum. Amerika Taliban üzerinden Doğu Kafkasya'da bir operasyona hazırlanıyor. Tamam mı? Buna eğer Türkiye orada olursa buna engel olabilir ya da bir şekilde sekteye uğratabilir. Bu korkudan dolayı Türkiye'nin orada olmasını istemiyor. Bunu ikinci bölümümüzde daha da detaylandıracağız. Hem Türkiye'nin F-16 taleplerini hem Afganistan heyetinin Türkiye'deki temaslarını, Merkel'in ziyaretini, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Afrika ziyaretini. Tüm bu başlıkları ikinci bölümümüzde tartışmaya devam edeceğiz değerli izleyiciler. Kısa bir aradan sonra buradayız. Değerli küresel oyun izleyicileri kısa bir aradan sonra yine tekrar sizlerle birlikteyiz. İlk bölümümüzde Suriye sahasındaki gelişmeleri Amerika-Rusya-Türkiye ilişkileri bağlamında da kapsamlı bir şekilde ele almaya çalıştık. İnşallah tekrarını kaçıranlar için söylüyorum. YouTube'dan izleyebilirler programımızın bu bölümünü. Ancak bu bölümde daha çok şimdi Afganistan konusu, Taliban heyetinin, Taliban hükümetinin Başbakan Yardımcısına, Dışişleri Bakanlığı vekalet eden isim bu hafta Ankara'daydı. Ve Afganistan merkezi gelişmeleri kısa bir değerlendirip ondan sonra birçok konu başlığımız yine var. Türkiye'nin F-16 talebi Amerika Birleşik Devletleri'nden gibi Merkel'in ziyareti Türkiye'ye yine Yunanistan'a bir parça değinebilirsek ve yine son olarak Sayın Cumhurbaşkanı ziyareti bu hafta başlıyor. Kime söz vereyim bilemiyorum. Önce Ece hocam buyurun sizlerin. Tamam, peki önce ben değerlendireyim. Şimdi Afganistan konusu önemli bir konu tabii ki Türkiye için. Demin programın ilk bölümünde de Kafkaslardaki aslında bu önemli gelişmelerden ve Türkiye'nin de dünyanın da Rusya'nın da Amerika'nın da aslında bu bölgedeki etkisinden bahsettik. Etkisinin öneminden bahsettik. Şimdi ziyareti de değerlendirirsek kısaca ben şöyle söyleyebilirim. Özellikle vurgu yapılan şey Afganistan'a insani yardım ve aynı zamanda göç konusuydu. Hani konuşulan iki konuydu. Afganistan'dan tabii ki asıl önemli mesele şu. Taliban'ın oluşturduğu geçici hükümet ve bu hükümetin tanınacak mı tanınmayacak mı dünyada? Çünkü bütün ülkeler birbirlerini kolluyorlar tanınsın mı tanınmasın mı diye. Bundan önceki hükümetin özellikle meşruiyetini sağlamak değil de hani Afganistan dışarıda tanınmasından bahsetmiyorum ama Afganistan çok parçalı olduğu için Afganistan üzerinde tam bir hakimiyet kuramadığı için zaten hükümetler maalesef burada tam bir birlik sağlamak mümkün olmuyor. Bu birliği sağlayamadığı zaman da işte bir takım farklı örgütler gücü elinde bulundurarak aslında Afganistan'ın içerisinde farklı bazı etkilerde bulunabiliyorlar. Hatta işte Kabil'e kadar gelerek alarak Taliban tekrar yönetimi ele geçirdi. Bunu görüyoruz. Fakat bundan sonraki süreçte Afganistan'da gerçekten Taliban başarılı olabilir mi? Ya da dünya ülkeleri bunu kabul edecekler mi? Uluslararası toplantılara, konferanslara baktığımız zaman haklı olarak Taliban'ın geçici hükümetinin içinde hem tüm diğer kimlikleri temsil edecek bir yapının olmaması
Taliban'ın sadece kendi görüşüne, kendi düşüncesine ağırlık verecek bir geçici hükümet oluşturması, temsillerin tam istenildiği gibi yapılmaması yönetimde, hem de Hakkani gibi sadece onu düşünsek, onun ağını düşünsek bile, o ağı düşünsek bile küresel terör teröristlerin ya da terör örgütü olarak kabul edilen yapının hala bu geçici hükümet içerisinde olması bir takım soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Ve baktığınız zaman toplantılarda şu söyleniyor daha çok, yani ya da görüş bildirenlerde, Taliban Batı tarafından çoğunlukla terör örgütü olarak kabul ediliyor. Ha, bunun temeli nereye uzuyor? 11 Eylül dönemine uzuyor, 11 Eylül saldırılarına uzuyor. Dolayısıyla Afganistan'la iletişim kurulmalı mı, ilişki kurulmalı mı? Tabii ki kurulmalı. Afganistan boş bırakılabilecek ya da işte kendi başına bırakılabilecek, bizim için hani öyle bırakalım ne olursa olsun diyebileceğimiz bir yer değil. Ancak Afganistan'da Taliban'la eğer Afgan halkına bir yardım yapılacaksa, ben bunun her ne kadar Dışişleri Bakanımız bizim bu görüşmenin hani Taliban'ı tanımak değil, sadece bunun bir hani iletişim kurmak ya da bir angajman oluşturmak üstünde olduğunu ifade etmiş olsa da, ki niyetin bu olduğundan da %100 eminim ama... Türkiye kapsayıcılık noktasındaki eleştirilerini, evet, uyarılarını da sürekli yapıyor. Kesinlikle. Burada şu, mutlaka iletişim kurulur, evet, ama bunun bakanlık düzeyinde olması, hani bakanlık düzeyinde birbirini karşılaması, o işte acaba tanınma noktasında kafalarda farklı bir soru işareti oluşturur muyum? En azından benim kafamda oluşturuyor. Ben dolayısıyla Afganistan'da insani yardım, Afganistan'ın gelişmesi, ama Afganistan'ın bu arada kendi yapısını, geleneksel yapısını, sahanın şartlarını göz önünde bulundurarak, yani baktığınız zaman Taliban hiçbir zaman zaten ben demokrasi getireceğim demiyor buraya. Taliban nasıl bir yönetim getireceğini vesaire söylüyor. Ama burada bir iyileştirme yapılacaksa, belki bu STK'lar üzerinden, projeler üzerinden bir temsilci belirleyerek ya da Afganistan'da mesela BM çatısı altında Birleşmiş Milletler'in kesinlikle çok etkisi olacaktır. Asla demiyorum. Çünkü dünyada birçok aslında işgalde, birçok sivilin öldürülmesinde Birleşmiş Milletler aslında kendi görevini tam anlamıyla yerine getirememiştir. Hani orada da Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisini biliyoruz Birleşmiş Milletler'de de. Ama yine de uluslararası alanda tanınan ve Türkiye'nin kurduğu iletişimde, hani daha sonrasında bize Taliban bir terör eyleminde bulunursa, herhangi bir yere saldırıda bulunursa, işte böyle terör eylemleri oluşturan, gerçekleştiren bir güçle siz işte tanıyor gibi, devlet makamı açısından birebir de görüştüğünüz gibi söylemlerin olmaması açısından çok temkinli davranılması gereken bir bölge olduğunu söyleyebilirim. Burada da Türkiye'nin ekstra dikkat etmesi gerektiğini söyleyebilirim. Ama onun dışında Afganistan çok çok önemli. Bırakılan silahlar açısından çok önemli. Bu bölgede terör yapılanmalarının oluşması açısından, demin Eray Hocam da söyledi, artık hani şu anda Kuluçka döneminde, bu açıdan çok önemli. Göç konusu açısından çok önemli ve tabii ki Türkiye ile Afganistan arasındaki, aslında halk nezdinde arasındaki o iyi ilişkinin bozulmaması açısından ve burada daha sonrasında oluşabilecek karmaşa da aslında Türkiye'nin kendisinin zarar görmemesi için mutlaka bir etki de etki sağlaması, etki bırakması açısından çok önemli. Ama bu Taliban kendisinden bekleneni bu süreç içerisinde gerçekleştirebilir mi? Yani Afganistan'da bir düzen sağlayabilir mi? Afganistan'da bir iç çatışma olmadan bu süreci yönetebilir mi? DAEŞ saldırılarından tutun, Afganistan'ın tutumuna kadar bunun da çok mümkün olmadığını, burada farklı bir iç karışıklığın bir süre sonra vuku bulabileceğini söyleyebilirim ben. Evet. Ali Poyraz Hocam, sonra Eray Hocam'a gideceğim. Onun çünkü bir çok önemli bir öngörüsü var. Size önce vereyim. Şimdi sonra Afganistan'ı Eray Hocam'la kapatmış oluruz. Buyurun. Jeopolitik olarak ben başından itibaren Afganistan'da olmamız gerektiğini söylüyorum. Çünkü bu tarihsel bir fırsat. Talibanlı, Talibansız. Ece Hocam'ın haklı bu şerh düştüğü noktalara katılmakla birlikte ben havalimanı işletmesi konusunda da Türkiye'nin orada insani yardım artı uluslararası misyon artı bu görevi yapabilme kapasitesi anlamında bunun son derece önemli olduğunu ve bunun Türkiye tarafından başından itibaren yerine getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Artı Eray Hocam da çok güzel ifade etti. Bunu zaten geçen o bölgedeki bütün ülke liderlerinin güvenlik şefleri veya bakan düzeyindeki kişilerle Putin de, Rus Devlet Başkanı da bir toplantı yaptı ve bunun
Kafkasya'ya bir şekilde sıçrayabileceğini, Fergana Vadisi'ndeki bütün ülkelere sıçrayabileceğini altını bir ben de kalın çizmek istiyorum. Yani gerçekten hocamın söylediği Kafkas jeopolitiğinin nasıl diyelim, beyni mi diyelim, sinir ucu mu diyelim, yani en önemli meselesidir yani. Evet, oraya sıçrayabileceğine biz de dikkat çekelim. Dolayısıyla bütün bu bileşenleri göz önüne aldığımızda bizim jeopolitik olarak orada mutlaka ayağımızın, elimizin bulunması, artı insani yardım noktasında da zaten Putin de ve ekibi de 2013'ten itibaren aldıkları stratejik kararlarda, artı daha önce ABD'nin bütün kürede yaptığı herkesi etik olmayan bir güvenlik anlayışıyla baş başa bıraktığı için, biz zoraki değil davet üzerine bunu yapacağız felsefesini güdüyor şu an Rusya'da, ki önemli bir pivot aktör. Bizim de bölgeler üstü bir güç olmamız eşiğinde bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Artı Afganistan'da sadece Taliban yok. Yani bizim orada ilişki kurabileceğimiz birçok kesim var. Artı şu an mevcut bir yönetim var. Tabii ki burada Türkiye bekle gör politikası uyguluyor ama davetin onlardan gelmesi durumunda, dediğim gibi, o şerh düşülen nokta. Çünkü batılı devletlerin, büyük devletlerin tamamının görüştüğünü biliyoruz. Bu konuda Rusya en katı tutumu sergiliyor ve mesafe koyuyor. Çünkü cihadi örgütler konusunda çok ciddi çekinceleri var. Türkiye'de şu anda bu yüzyılda jeopolitik menfaatler anlamında Rusya ile örtüşen bir jeopolitik menfaatler yıllarındayız, yüzyılındayız hatta. Dolayısıyla Rusya'nın da Türkiye'nin Afganistan'da bulunmasına, aslında bir şekilde Kafkasya'da meydana gelebilecek gelişmeleri de dikkate aldığımızda çok da soğuk bakmayacağı ihtiyacı var hocam. Değerlendiriyorum. İnşallah Suriye'de gösterir yani Rusya bu özellikle. Bunu Libya'da da gösterecek. Bakın Türkiye, Taliban heyetinin yani, Türkiye ziyareti Rusya'ya da bir mesajdır efendim. Yani evet. Hocamın anlattığı. Buradan diyor, ben icazet alıyorum diyor. Ankara'dan almak istiyorum diyor. Mesafeyi o yüzden veriyor ve Sayın Çavuşoğlu da zaten çok dostane bir şekilde karşıladı heyeti. Yani bunlar çok önemli mesajlar. Tabii burada Libya'daki varlığımız, şimdi biz orada var olduğumuz müddetçe biz hiç, bakın, ürettiğimiz etkiyle hiçbir yerde geri adım atmıyoruz. Biraz önce ifade edildi. Ama arttırılmaya çalışılıyoruz mutlaka yani. Mutlaka sadece duruyor, geri adım atmıyoruz yalnız. Evet. Ama yeri geldiğinde pat donduruyoruz, pat ileriye doğru gidiyoruz. Yani 5-6 noktayı birden sayabiliriz bu noktada. Yani. Dolayısıyla hiçbirinde yani Türkiye vites değiştiriyor. Yani hepsinde ayrı ayrı zamanlarda vitesi değiştiriyor ve tekrar ileri geri gidiyor. Bölgeler üstü güç olma potansiyelinde bölgeler üstü güç oldu. Yani şu anda verilen mesaj Birleşmiş Milletler'de dünya 5'ten büyüktür. Aslında 6. biziz denmeye çalışılıyor. Yani abi, ve şu an perspektif. Bu tabii şu anda ve hepsinin altını çizen yaptığımız buradaki faaliyetler. Şimdi bir entropi oluşturdu burada. Büyük bir enerji oluşturdu. Şimdi bu o tıpanın ucundaki şeyi bir şekilde Çin, ABD, işte Rum'un o bir tarafta yaptıkları, şimdi hepsini birleştireceğiz ama bizim ya o tıpayı atacağız ve 1-2 yıl sonra önümüzde çok büyük bir jeopolitik fırsat alanı çıkacak. Bu, bakın, merhamet ve insani davetler üzerine şekillenirse, işte Cezayir'in Fransa ile olan ilişkisi gibi. Şimdi Cezayir ne diyor? Fransa, biz ulus devlet kurmasaydık Cezayir diye bir devlet olmazdı diye çok cahilce çok bir açıklama yapıyor. Evet, hakaret. Ve işte Haçlı seferlerine karşı biz çağırdık Osmanlı'yı denince ki Afrika ziyareti de işte o bölümde konuşacağız mutlaka. Son derece önemli. Özellikle bu Libya, Cezayir gibi ülkeler, şu anda Cezayir'in bize yakınlığı ayrıca önemli. Bir de Fransa ile çelişen menfaat şeyleri olacak Afrika'da da. Dolayısıyla buradaki turnusol kağıdı da aynı zamanda Afganistan. Yani olaylara tek bir ülke odaklı, tek bir merkezli değil, jeopolitik tümden gelimle, işte uzayda kim var? Çin var, Rusya var, ABD var, var. Ve bunlar bir güç elde etmiş vaziyette. Kutuplarda ABD şu an bir şey yapabiliyor mu? 1/6 dünyanın kuzey kutbundan bundan sonra mal ve hizmetler doğudan batıya gideceği için tornado yok, korsan yok. ABD'nin bütün güneydeki yığınaklanması boşa çıkıyor. Bir kuşak bir yolu da düşündüğünüzde ABD jeopolitik olarak üstünlüğü kaybetmenin, şu an kaybetmiş vaziyette ve 300 yıllık siyasi hedeflerine ulaşmış bir Rusya var ve onların da bunu devam ettirebilmesi. Bakın, bir başka nokta da, Ege'de çıkabilecek bir çatışma Rusya ve Çin'in işine yarar. Dolayısıyla ABD burada çok ciddi, büyük bir üstünlük kaybeder. Yani ABD'nin bu jeopolitik körlükten vazgeçip
15-16. Yüzyıldaki bir Hollanda, bir İspanya veya bir Portekiz gibi olmamak için. Çünkü tarihte vardı onlar. Onların yüzyılıydı. Artık bakış açısını değiştirmesi lazım ve jeopolitik üstünlüğü Türkiye ile iyi ilişkiler kurmasından geçiyor. Geçtiğini bilmesi gerekiyor diyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bu Afganistan'da da ben şu kurguya katılmıyorum yalnız. Kaosu ortalığı şunu yapıyor. Saigon'dan kaçtığı gibi Afganistan'dan da kaçtı ABD. Güç biriktirmek zorunda Uzak Doğu'da. Çin'in son açıklamalarına Global Times, biliyorsunuz Çin'in resmi gazetesi, Tayvan Devlet Başkanı'nın yazdığı mektuba ilişkin Çin hükümetinin yazmış olduğu şeyi gördüğümüzde Çin'in Tayvan'ı alacağını da kestirmek çok güç değil. Evet, Çin sanki yarım bırakmayacakmış gibi bir durum söz konusu. Zaten Tayvan ikisi aynı. Çin milliyetçi Çin. Milliyetçi Çin, biri komünist Çin'de. Amerika bunları bir şekilde de ayırmak suretiyle ikiye bölündü. Yani İngiltere, Amerika hep zaten bölerek, ikiye ayırarak karpuz gibi ortasından sonra dünyaya böyle çatışmaları armağan ediyorlar. Ero Hocam, siz nasıl Ali Poyraz Hocam'ın noktasında, yani kaos getirilmek isteniyor noktasında sizin tezleriniz çok güçlü. Yani Afganistan üzerinden bölgede Çin'i durdurmak için kaos planlarını mı? Bakınız yani şimdi evet, yani şimdi burada tabii ki Amerika yenildi. Ama demin de söyledim. Amerika askeri anlamda çatışmayı uzatmamasının temel sebebi maliye, para. Bir de tabii özellikle Asya Pasifik'teki Çin'e karşı oluşturmaya çalıştığı askeri gücünü de takviye etmek zorunda. O yüzden Irak'tan da, hatta Afganistan konusu gündeme geldiğinde Ağustos ayıydı. Böyle Haziran'dan sonra işte Temmuz-Ağustos ayıydı. Dedim Irak'tan da çekilmek durumunda kalacak. Ve bu çekileceği alanı kime bırakacak? Rusya'ya mı, Türkiye'ye mi? Yani bu önemli bir ayrıntı. Şu an o sarı ışıklar falan dediniz ya, bu önemli. Yani G20 zirvesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın orada yapacağı görüşme önemli. Yani 30, burada Türkiye'nin şeyi yok yani. Hani blöfü yok. Onu net bir şekilde söylüyor. Bunda yani işte oyun kuruculuk budur. Karşınızdakini bir tercih yapmaya zorluyorsunuz. Böyle olmaz diyorsunuz yani. Böyle işte bir öyle bir böyle mutabakat yok, söz var, yalanlar, dolanlar vesaireler, aldatmalar. Ya öteki taraftan PYD ile iş tutma. Tavşana tıkaç, tazıya tut. Bak diyorsunuz ki yani bir sahada seni görüyorum. Elimde güçlü, özellikle altını tekrar tekrar çizerek son iki yılda Türkiye'nin savunma kapasitesindeki artış küresel güçleri dengeleyecek noktaya ulaştı. Bu çok önemli bir ayrıntıdır. Bakınız, sessiz bir şekilde Türkiye bunu başardı. Ha, bunu biz bu şekilde hani askeri uzmanlar olduğumuz için bunları takip ediyoruz ama dışarıdakiler bizden daha fazla takip ediyor. Onu da size söyleyeyim. Evet. Şimdi hal böyle olunca şunu yapıyorsunuz. Yani bu böyle olmuyor. Ben artık o bildiğin ben değilim. Ben artık yeni bir benim ve yeni bir gücüm. Yeni bir güç olarak Orta Doğu'da yükseldim. Ortaya çıktım. Artık sen politikalarını, eski paradigmalarla, ortaçağ paradigmalarını ne Rusya ne Amerika. İkisi için de aynı. Yürütemezsin. Yürüteceksen benimle yürüteceksin. Yürütemeyeceksen buyur, kimle yürütüyorsan beni karşında bulursun. Karşına mı alıyorsun? Yoksa yanına mı alıyorsun? Ya da benimle mi? Yanına evet. Da değil. Bakın. Artık yanına alma filan da değil. Eksenlere filan Türkiye, zaman zaman medyada bunu görüyorum. Türkiye Rusya eksenine mi, Doğu eksenine mi kayıyor? Hayır efendim, Türkiye eksene kayıyor. O daha ithal edilmiş tartışmalar oluyor. Eksenler Türkiye'ye yanaşıyor. Bakınız buradaki fark bu. Zaten güçlü olursanız, milli gücünüzü bu seviyede arttırabilirseniz, küresel güçlere karşı bir denge oluşturabilirseniz, eksenler size yaklaşır. Sizin kimseye yaklaşmak gibi bir derdiniz olmaz. Evet. Deminden beri anlattık. Şimdi bu noktada bu görüşmeden sonra özellikle hem Suriye meselesinin şekilleneceğini göreceğiz ama yani demin şeyde de ifade edildi. Yani burada Afganistan meselesinde Taliban'ın hani işte ne kadar şirin gösterilmeye çalışılsa da, ki o sufleleri Amerika'dan aldığını ben rahatlıkla size söyleyebilirim. Ya biraz aslında daha detaylı, belki bir gün sadece Taliban programı ya da evet, Afganistan programı yapmak lazım. Şimdi tabii konu uzamasın diye çok yapmayacağım. Siz bir yerden patlak vereceğini söylüyorsunuz. Ya yani şunu söylüyorum efendim, yani şu an pek çok Taliban yöneticisi ABD tarafından bugün oralara getirilmiş durumda. Bakınız 3 yıl önce Donald Trump'ın ricasıyla Pakistan'daki bir hapishaneden çıkarılan, sonra Amerika'ya götürülen adam şu an Taliban'ın yönetiminde bakan yani. Daha ne diyeyim ben? Onun gibi birkaç tane daha var bizim rastlayıp tespit edebildiklerimiz. Şimdi dolayısıyla burada Amerika Taliban üzerinden ne yapmaya çalışıyor bizim
Çok net. Yani ama yeni bir çatışma alanı olabilir mi? Taliban'ın kullanılması suretiyle ya da marifetiyle. Amerika'nın olduğu yerden ne olur efendim? Yeni bir çatışma alanı olabilir mi sorusunu şöyle söylüyor. Amerika'nın olduğu yerde ne vardır? Çatışma vardır, kaos vardır. Yani Kafkaslar'da işte artık Afganistan'ın merkezinde olacağı bir yeni işte Tacikistan'dan bir patlak verme olabilir yani mi? Yani istedikleri anladığım kadarıyla benim bu Amerika'nın düşündüğü şey bu. Yani buradaki istikrarsızlığı yaratacaklar ama biz şunu tahmin ettik. Hani bu sorunun zaten cevabı evet de. Bunun ne şekilde ve nereden gelişeceğini tahmin etmeye çalışıyor. İran istikametinde mi, Pakistan istikametinde mi, Tacikistan, Fergana Vadisi ve Rusya istikametinde mi? Yani şimdi bunu tahayyül etmeye, belki de eş zamanlı birden fazla durum söz konusu olabilir. Ama ben burada kıymetli hocalarımla da ve sizinle de aslında bir konuyu, soruyu da ortaya atmak isterim. O da şu. Şimdi evet, yani bizim kesinlikle Afganistan'da olmamız lazım. Taliban %30'u temsil ediyor. Geri kalan %70 Taliban'ın dışındaki unsurlar ve gerek Taliban cephesinde olsun, bakın Taliban'ı dışlamıyorum. Gerek Taliban cephesinde olsun, yani Peştun grubunda olsun, gerekse Peştunların dışındaki diğer etnik ve sosyal gruplarda olsun, Türkiye'nin bütün gruplarda bir sosyal karşılığı var, sosyolojik karşılığı var. Türkiye orada olmalı. Hı hı. Ama şimdi şunu soruyorum. Bakınız, Türkiye orada olmalı. İşte bunu Taliban kabul ederse mi olur? Ya şimdi Taliban'a sunduğu gayet mantıklı şeyler. Size insani yardım yapalım diyoruz. Orada açlık, sefalet, kıtlık var filan. Bugüne kadar 1,5-2 milyar dolar Türkiye oraya para harcamış. Bunu herkes biliyor. Ama acaba bunun üstünde başka bir şey mi var? Acaba ABD mi bizim oraya girmemizi istemiyor? Hı hı. Şimdi ABD, anladığım kadarıyla ABD Türkiye'nin Afganistan'da olmasını istemiyor. Bunu başlangıçta çok farklı bir kart açtı Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla ya evet, tabii ki yani oradaki şeyde, dolayısıyla bundan sonraki süreçte Türkiye Amerika'nın bu engelini aşıp orada olmayı başarabilecek. Yani Türkiye orada olur. Türkiye orada güçlü bir şekilde olur. Taliban'la da bu anlamda ilişki ve iletişim kurduk zaten. Kurmamız da gerekiyor. Oradaki insanlara dediğimiz gibi başta insani yardım, işte havaalanının işletilmesi, ne bileyim altyapı yatırımlarının yapılması vesaire. Yani ama gerçekten acaba ABD bu anlamda Türkiye'ye engel oluyor mu, olmuyor mu? Aslında bu sorunun cevabını da cevaplanması lazım. Yani yarın bir gün ya olmamız lazım ama bak gitmiyoruz demesinler. Yani ortada sadece Taliban engeli yok ya da Taliban'la görüşmede anlaşmazlık diye bir şey yok. Taliban'ın arkasındaki o küresel gücün, Amerika'nın buradaki tavrı da son derece önemli. O yüzden bu Afganistan açmazını G20 zirvesindeki görüşme de belirleyecek. Yani bazı belirleyici unsurlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hem Afganistan cephesinden hem de Suriye cephesinden yakında çok önemli gelişmeler olma ihtimali evet, yüksek efendim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın şey da açıklamalarında var. Yani Katar'la yeniden burada birlikte olmanın kısmı, Türkiye'nin niyet beyanı zaten ortada hala. Peki mesela hocam şöyle, yani hocam şöyle bir şey olabilir mi? Şimdi Afganistan'daki sorunlara baktığımız zaman tabii ki ilk baştaki sorun şu: insanlar gıda sorunu. Hani o Maslow'un hiyerarşisinde önce yaşamı idare edebilmek. Dolayısıyla Taliban belki de Afganistan halkı için hani beslenme ve güvenlik giden daha sonra gelen bir sorun olabilir belki şu anda. Şimdi hani, kıymetli Ece hocam. Evet. Şunu sadece söyleyeceğim. Biz oradaki sorunlara baktığımız zaman su sorunu var. Ekolojik tehditler var. Ormanlar, işte gıda güvenliği sorunu, beslenme sorunu, düşük eğitim vesaire, birçok sorun var. Burada insani yardım derken acaba Türkiye mesela bölgesel anlamda iyileştirme komisyonu gibi, ben yine bölgesel diye söylüyorum ama hani burada mutlaka diğer devletlerle de işbirliği yaparak böyle bir komisyon oluşturarak hani Afganistan'da sadece Taliban'la değil Afgan halkına yardım edebilecek, Afganistan'ın evet, iyileştirilmesiyle ilgili, bununla ilgili de bazı temsilciler belirleyerek en azından dünyada sorun haline gelen konulara proje geliştirebilecek bir takım girişimlerde bulunsa bu fayda sağlayabilir mi? Ece hocam yumuşak gücünü Türkiye'nin planda tutması gerekiyor. Yani ben yumuşak gücünü ama teşekkür ederim. Bakın çok şöyle, biz hangi düzeyde analiz yapmamız gerekir? Önce onu belirlememiz lazım. Biz Taliban gibi düşünmemiz lazım. Şimdi o zaman Taliban gibi gelin düşünelim. Hadi Taliban olalım hep beraber. Taliban mantığıyla düşünelim ve şu hocam çok doğru söylüyor. Yani keşke olabilse hocam. Ben evet, bunu canı işte, gönülden hani destekliyorum. Bunun için belki çok bir şey yapabiliriz. Dedi. Ama Taliban'ın böyle bir derdi var. Taliban insanlar açlıktan ölmüş. Efendime söyleyeyim ya da eğitimsiz kalmış. Ama hocam ne şimdi bileyim, dediniz sadece Taliban'dan Afganistan ibaret değil diye. Taliban gibi düşünürsek zaten sadece Taliban'ı şey şöyle, yapıyor oluruz. Şu an ama siyasal aktör o ya. Gücü elinde tutuyor ya.
diğer toplumsal grupları da şu an Taliban kontrol ediyor. %75-74 gibi bir kesimi kontrol ama ediyor. Ama tanıması noktasında hala bir uluslararası meşruiyet sağlamıyor. Şunu demek, devlet olmak çok farklı. Evet. Bugüne kadar biliyorsunuz hep Avrupa Birliği fonlarından insanlara bir takım, yani bir hiç ekonomi diye bir şey yok da Afganistan'da. 40 yıldır savaş. Bu savaşta bu ekonomi nasıl sürdü? Bir kaçakçılıkla sürdü. Tabii. Yani başta 500 ton uyuşturucu yıllık eroin üretiliyor. Bunun 250 tonu tüketici ülkelere gidiyor ve buradan kazanılan paralarla Afganistan ekonomisi döndürüldü. Ama onun dışında da işte özellikle Avrupa Birliği fonlarından oraya gelen paralar var. Ama bu paralar para değil aslında. Yani insanlar ölmeyecek kadar doyabiliyorlar. Düşünün. Ve buna yıllardır yaşadılar. Yıllardır da devam ediyor. Şu an Taliban'ın bence birinci hedefi, öncelikli hedefi, demin de konuştuk. Yani herkes görüşüyor Taliban'la ama kimse tanımıyor. İşte evet, yani. Böyle bir şimdi, zaten olmak. Bakın burada tehdit terör var. Bir hafta kadar önce şöyle bir açıklama yaptı Taliban sözcüsü. Dedi ki yani bizi tanımazsanız göçün bedelini ödersiniz. Şimdi göç kim efendim? Kim göçüyor, dikkat edin. Peştunlar göçmüyor. Evet. Peştun dışındakileri gönderiyorlar. Evet. Şimdi ya bakar mısınız acımasızlığa? Yani kendi dışındaki etnik grupları sürüyorlar, korkutuyorlar ve onlar üzerinden de dünyayı tehdit ediyorlar. Ve bu çok önemli bir sözdü aslında. Yani Taliban'ın nasıl bir politika izleyeceğinin sinyalleriydi bunlar. Hı-hı. Hani orada yıllardır zaten açlık ve sefaletle bir kültür oluşturmuş olan bu Taliban yapısının, evet, hani insanların öyle çok da ekonomisiyle şununla bununla ilgileneceğini ben ilk etapta en azından düşünmüyorum. Öncelikle kendi siyasal güçlerini pekiştirecek bir takım işte dünyadan onay alma, dünyadan tanınma gibi hususlara, politik hususlara öncelik vereceğini düşünüyorum. Evet. Belki sonra hani olursa. Afganistan ve Suriye konusuna gelince çıkamıyoruz. Bir iki başlığımız daha var. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın Afrika ziyareti. Biraz böyle Afganistan'dan biz yeni bir kara kıtaya gidelim istiyorum. Hafta sonu başlayacak Sayın Cumhurbaşkanı'nın Afrika seyahati, Angola, Nijerya ve Togo. Türkiye'nin 2002'de 12 olan Afrika kıtasındaki büyükelçilik sayısı bugün itibariyle 43'e çıktı. Yani neredeyse 3 katı kadar ciddi bir yükselme var. 5.4 milyar dolar olan ticaret hacmi 25.3 milyar dolara ulaştı. Ve Fransa, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya gibi yine küresel aktörlerin ciddi manada, konvansiyonel anlamda, işte paramiliter anlamda, devlet dışı aktörleri anlamında olduğu, ama gün geçtikçe o yumuşak gücünü Afrika'da yine dünyanın farklı bölgelerinde olduğu gibi kaybettiği, o yumuşak gücü, kültürel egemonyayı kaybettiği, gücünü kaybettiği bir yer. Ama yine de burada askerleri var, üsleri var, yatırımları var vesaire. Ama Türkiye buna mukabil burada yumuşak gücünle, ciddi manada büyük bir emek vererek, yani hem eğitim hem etkileşim, kültürel olsun, eğitim anlamında olsun, ticari olsun, çok büyük yatırımlar yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sayısını hatırlamadım ki ben bir tanesinde de bulunmuştum. Sayısız ziyaretlerinden bir tanesi bu son en azından 10 yılda. Ali Poroz Hocam, böyle kısa kısa gidersek son konularımıza da zaman kalsın istiyorum. Buyurun. Biraz önce girmiştim zaten. Hı-hı. İşte Fransız sömürgesi olan ülkelerin aslında hepsi Türkiye'ye müzayir hale geliyor. Çünkü Fransızın o horoz gibi, koca bir çuval gibi düşünün Afrika kıtasını. Orayı didiklemesinden herkes bıktı artık bu Fransa'nın. Dolayısıyla evet, Fransa ile menfaatler örtüşmüyor ama biraz önce verdiğiniz veri şu açıdan önemli. Şu an o büyük güçlerden, pivot aktörlerden Rusya gerek eski Sovyet artığı sol ülkelere göz kırparak, silah satarak, enerji transferi yaparak 20 milyar dolar. Yani Türkiye şu anda Afrika'da pivot bu aktörden çok daha fazla ticari bir etkiye sahip. Artı ben buna Avraska diyorum. Bakın bir ucu Polonya'ya İHA satan, bir ucu Libya'da faaliyet gösteren, bir ucu Afganistan'dan talep gören böyle büyük bir bölgeler üstü güç potansiyeli ve ilgi etki alanları değişmiş vaziyette. Ve Afrika'da özellikle hep davet üzerine ve insani duruşuyla, varlığıyla Türkiye dikkat çeken bir ülke. Bugün ayrıca şuna da bir yer vermek isterim. Şimdi 27. derece enlemler, burada şimdi sadece kanallar, geçişler, Stavridis'in o jeopolitik kuramında, deniz hakimiyet teorisinde, şimdi bu bölgedeki kritik ülkelerle Türkiye'nin çok daha özel ilişkileri var. İşte
Tabii bazen kamuoyunda anlaşılamıyor işte. Sudan'da Rusya'nın üssü var ama biz evet. 27. derece enlem olan Somali ile çok farklı bir ilişki içindeyiz. Yani dolayısıyla Babülmendep Boğazı, Kızıldeniz, o geçişler ki Hayfa'dan Hür Dünya'ya aslında daha pahalıya mal olabilecek bir çok enerji güzel. Transferi koridoru söz konusuyken biz hep bunların Türkiye üzerinden olmasının ki aslında coğrafyaya baktığınızda Doğu Karadeniz'deki limandan bugün İber Yarımadası'nı güneyden dolaşmamak için Fransa Akdeniz'e ve bu Kuzey Afrika ülkelerine daha rahat birlik kaydırabilmek veya Akdeniz'deki egemenliğini artırabilmek için kanal yapıyor. Yani düşünün bir İber Yarımadası'nı şöyle dolaşmamak için bile. Yani dolayısıyla bizim Fransa ile olan rekabette bazı zeytin dallarını kendisi nükleer bir güç. Çok ciddi birliktelikler var ama Afrika'daki çatışma alanlarında ben Rusya ve Fransa ile olan ilişkiyi kaldıraç gibi kullanmamız gerektiğini Afrika'da düşünüyorum, değerlendiriyorum. Hı hı. Burada zaman zaman Fransa'ya, zaman zaman Rusya'ya ihtiyacımız olacak. Ve yeni dünya düzeninde, bu çok kutuplu dünya düzeninde bu fırsat alanlarında yani tek bir kutuba, tek bir şeye, tek bir eksene falan ait değiliz. Biz ulusal politikalarımızla her biriyle ayrı ama başka bölgelerde de işte Afganistan gibi Rusya, ABD veya bizim olmadığımız durumda orada Çin'in olacağını düşünerek ABD ile mesela bizim Afganistan'da varlığımızı ister bence. Dolayısıyla kaldıraç gibi diğer büyük güçlerle hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim. Ece Hocam buyurun. Şimdi İnsani, tabii ki politikalar konusunda yani Türkiye herhalde parmakla çok, gösteriyor çok, hakikaten Afrika öyle kıtasında. Afrika'da çünkü baktığımız zaman Türkiye'nin Afrika'daki politikaları hem siyasi hem insani hem ekonomik hem de aslında kültürel politikaları var ve bunları da çok boyutlu olarak ele alıyor. Yani hem ikili hem bölgesel hem kıtasal hem de küresel anlamda aslında Afrika'daki ülkelerle Afrika kıtasıyla çok önemli görüşmeler ve ilişkiler dizayn ediliyor, yürütülüyor. Burada da Türkiye'nin bence en önemli özelliği Türkiye'nin emperyal bir yaklaşımla, emperyalist bir yaklaşımla değil, yani diğerleri gibi, diğer ülkeler gibi Afrika kıtasını sömürmek değil, Afrika kıtasıyla birlikte aslında işbirliğiyle hem buradaki ülkelerin kazanacağı hem de Türkiye'nin kazanacağı ilişkiler geliştirmek. Dolayısıyla bu anlamda da çok farklı bir yere sahip. Hmm. 2002'de 12 tane büyükelçiliğimiz var. Şimdi mesela baktığımız zaman 2021'de 43 tane büyükelçiliğimiz olduğunu görüyoruz ve 30 farklı Afrika ülkesine de yapılmış olan ziyaret var. Bu çok önemli bir şey. Tabii ki hangi konularda bir enerji konusunda özellikle Nijerya ile mesela yapılacak olan görüşmelerde hani madencilik konusunda, hidrokarbon konusunda anlaşmaların imzalanması ya da FETÖ ile mücadele gibi konularda görüşülmesi. Yani hem Türkiye'yi ilgilendiren ekonomik, kültürel, siyasi, insani yardım gibi konularda yapılacak işbirlikleri. Marif Akku kanalıyla buradan öyle belirtelim izleyicilerimize de Afrika kıtasına en fazla FETÖ okulunun kapanması evet. söz konusu oldu. Tabii. Burada Marif yani o yüzden bu da en önemli konulardan bir tanesi. Daha sonrasında mesela Togo ziyareti olacak. Bu da çok çok önemli Türkiye açısından. Çünkü Togo'yla da ticaret hacminin gelişmesi açısından yapılacak olan anlaşmalar var. Şimdi bunların hepsine baktığımız zaman tek bir tarafın yani sadece Türkiye'nin kazanacağı bir aslında strateji güdülmediğini karşılıklı bir kazanma üzerine açıkçası stratejilerin oluşturulduğunu ve yine marif vakıflarıyla alakalı olarak da yine bütün bu ziyaret edilecek bölgelerde FETÖ'yle mücadele konusunda önemli adımların atılacağını, anlaşmaların yapılabileceğini görüyoruz. Bu Türkiye açısından çok önemli. Ha, bir de şuna bakmak lazım. Bütün istikrarsızlaştırılan, aslında bir düzen sağlanamayan terör örgütlerinin oluşabileceği, terör gruplarının oluşabileceği bölgelerde iç çatışmaların desteklenebileceği ve hani kırılgan devletlerin daha fazla olduğu bölgelerde maalesef bir işte anlaşma yapılması, bir düzen oluşması çok zor oluyor. Afrika'da bir şekilde karıştırılmaya çalışılan ve bu tür istikrarsızlaşmanın ekonomik anlamda olabilir, insani yardım konusunda olabilir, rejim güvenliği olabilir, bütün terör saldırıları, terör örgütleri olabilir. Bütün bu konuda Afrika'da aslında gerçekten daha işbirliği yapılabilecek, daha istikrarlı, daha güvenilir bir kıta olması için bu tür görüşmeler açısından çok büyük önem arz ediyor. Türkiye'nin kendini göstermesi çünkü, bile çok önemli kesinlikle sanırım. Kesinlikle çünkü bundan sonra hani biz Kafkasları konuşuyoruz, Orta Doğu'yu konuşuyoruz ama hani baktığımız zaman sırada Afrika var. Asıl yumuşak güç Türkovak olacak yani, herhalde hocam. Evet, çünkü Afrika'da evet. şu an aşı problemi aynen. var. Bir de biz nereyle iyi tabii. ilişki geliştirsek
Mesela Gine'de darbe oluyor, biz Gambiya ile iyiyiz. Yani burada hep Fransa'ya dikkat etmemiz evet, lazım. Evet, o konu, o konu yani, zaten çok önemli hocam. Kesinlikle. Yani sürekli bir rekabet var. Evet olacak hocam. Buyursun. Tabii şimdi Afrika maalesef Türkiye Cumhuriyeti da yani kendi iç meselelerimizden dolayı özellikle terörle boğuşmak, siyasal istikrarsızlık vesaire geçmişten beri hep ihmal ettik yani. O halbuki Afrika'da da aynı Kafkaslardaki gibi çok büyük bir yumuşak güç potansiyelimiz var bizim. Şimdi tabii bu şöyle düşünün, hani şimdi küresel güçler sizinle mücadelede odak alanlarını çoğaltırsanız, hı hı, yani Afrika'da Somali demiş bir şey. Şimdi Somali'de varız. Neresi Somali? Afrika'nın güneyi. Libya'da varız. Orası neresi? Kuzey. Şimdi başka alanlara giriyoruz. Özellikle Sahel kuşağına giriyoruz. Sahra altı dediğimiz yerlere. Şimdi bir baktılar her yerde Türkiye. Şimdi bir zamanlar şunu söylüyorduk efendim. Ya bu Amerika'da her yerde karşımıza çıkıyor. Hayır, şimdi ne söylüyorlar biliyor musunuz? Ya bu Türkiye'de her yerde Amerika'nın karşısına çıkıyor ya da Batı'nın karşısına çıkıyor. Şu an iş tersine dönmüş durumda. Bunun geliştirilmesi lazım. Çünkü çok da güçlü bir ekonomik potansiyel var Afrika'nın. Yazık yani, yıllardır talan ettiler. Belki 200 yıldır, 300 yıldır Afrika'yı sömüre sömüre talan ettiler. Ve şu an Afrika'yı Avrupa ülkeleri, Amerika dahil paylaşmış durumda. Bildiğiniz payra, kimse kimsenin bölgesine geçmiyor. Hollanda bir yeri sömürüyor, Belçika bir yeri sömürüyor, Amerika bir yeri sömürüyor, Almanya bir yeri, Fransa bir yeri sömürüyor ki çoğu yeri zaten Fransa. Bakın Fransa ile ilgili size bir Alman raporlarından okuduğum bir şey ifade edeyim burada. Alman raporu, ben söylemiyorum. Yani Fransa'nın sömürgeleştirdiği, sömürge o koloni anlaşmalarıyla Afrika'dan elde ettiği para yıllık 500 milyar dolar. Bunu da Fransa'da 3 kişi kontrol ediyor yani. 3 kişi. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu kanlı para tabii ki yani. Bu sömürge parası. Şimdi merak ettim. İzleyicilerimiz de doğal olarak merak. Ya nasıl sömürgeleştiriyor da böyle bir şey elde edebilir. Vermesinler değil mi? Öyle değil efendim yani. O kadar hani o kadar ya, içlerine Madagaskar kakaoyu kendi başına satsın hocam, hadi satsın yani. İçlerine öyle adamlar yerleştirmişler ki acımasızca suikastlar oluyor, acımasızca kan dökülüyor, acımasızca devlet başkanları ortadan kaldırılıyor. Hiç şey yok yani ve bu noktada efendim mesela işte biraz önce hocam da söyledi. Biz nereye girsek orada bir darbe oluyor, bilmem neler yaptırılıyor. Yani bu emperyalistlerin bu tür kendi çıkarlarını, sömürge çıkarlarını korumakta acımasızca davranabildikleri bir hala daha bu geçerlidir. Yani bir kere Afrikalıları, Fransızlar bir şey olarak görmüyorlar ki yani bir kendilerine eşit bir insan grubu olarak bile görmüyorlar. Dolayısıyla bu ama işte Türkiye'nin bu yumuşak gücü, Türkiye'nin oradaki özellikle farkındalığı, Türkiye ile birlikte özellikle emperyalizme karşı farkındalığın artması tabii çok rahatsız ediyor. Yani özellikle başta Fransa olmak üzere Amerika ve Fransa'yı Avrupa'yı son derece rahatsız ediyor. Bakınız Cezayir'le uğraşmaya kalktı. Cezayir görüyorsunuz nasıl tepki gösterdi. Sebep Türkiye. Bu kadar basit yani. Hani şimdi öyle bir işte en son 15 Temmuz hadisesinde Türk milletinin liderleriyle birlikte ortaya koyduğu tavır bütün dünyaya şöyle bir şey yaptı. Ya bir dakika ya, biz emperyalistlerin de şeyi olmayabilirmişiz yani. Ya biz de mücadele etsek, bak bunlar öyle devasa da güçler değil, yeniliyorlarmış diyebiliyorlar yani. Hani hakikaten bu sonuç olarak şunu söyleyeyim size. Afrika'da Türkiye üzerinden Türkiye'nin o durumsal farkındalık yaratması, emperyalist değil de hümanist yaklaşımlarıyla o yumuşak gücünü yeniden harekete geçirmesi küresel bir sosyal hareketi başlatmış durumda. Bunun şeylerini, sonuçlarını, gelişimlerini bundan sonra da göreceğiz, yakınında izleyeceğiz efendim. Evet, teşekkür ediyorum hocam. Son 10 dakikamız. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden 30 Eylül'de yaptığı resmi başvuruyla F-16 talebi oldu. Ancak bu zaten hali hazırda var ola gelen modernizasyon programı kapsamındaydı. Ancak buna 40 adet daha yeni F-16 talebi eklendi. Tabii F-35'lerin bir şekilde iki ülke arasında sorun haline gelmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin 1.4 milyar dolar Türkiye'nin verdiği bu programı harcadığı parayı bir şekilde neredeyse deyim yerindeyse rehin alması durumunda.
durumu söz konusu. Yeni bir Türkiye kart açtı gibi görünüyor. Tabii önümüzdeki günlerde özellikle G20 zirvesinin marjında yapılacak görüşmede bu çözülecek. Bu konuya daha detaylı gireceğiz. Ancak girersek sanırım bu konuya çok fazla çıkamayacağız. Kısa bir süremiz kaldı. Merkel geliyor. Almanya şansölyesi Merkel ki Almanya tarihinin en uzun başbakanlık yapmış isimlerinden bir tanesi. Ama Merkel, Sayın Merkel başta Avrupa Birliği, Fransa, işte İngiltere olmak üzere kendi kamuoyundan da maalesef yaranamamış görünüyor. Bugün Almanya'da çıkan haberlere bakıyoruz ama Angela Merkel'in Türkiye ziyareti var. Bir veda ziyareti ancak gider ayakta olsa Merkel çok olumlu mesajlar veriyor. Türkiye'nin hiçbir surette vazgeçilemeyecek bir ortak müttefik olduğu noktasında Avrupa'nın geleceği açısından da. Sizden başlayalım Ali Poyraz Hocam. İkişer dakika olarak böyle bu kapatalım. Yeni çok kutuplu dünya düzeninde Sayın Merkel de, Şansölye Merkel gider ayak gururumuzu okşuyor. Neden? Bir önce ABD'den uzaklaşacak bu Avrupa Birliği ve NATO'yu da uzak doğuda Pasifik'te kullanamayacağı için ABD. Almanya en yakın olarak Türkiye ve Rusya eksenine her an tekrar dönebilecek ve Avrupa Birliği'nin de güneyde Fransa'nın hareketlerini takip ediyoruz. Biraz önce de konuştuk. Dolayısıyla Fransa'nın burada liderlik etme gibi kendine göre işte ordusu olduğu için şeyleri var ama burada bir denge unsuru olarak Türkiye hep burada ön plana çıkacak. Dolayısıyla ben Almanya ile uzun dönemde evet Şansölye Merkel'e belki sizin ifade ettiğiniz gibi Alman halkı haksızlık ediyor olabilir şu an ama bundan sonraki süreçte Türkiye'nin Almanya ile ilişkilerinin çok daha gelişeceğini düşünüyorum. Öyle. Peki. Ece Hocam son sözü Ece Hocam'a vereceğim. Pozitif ayrımcı. Evet, evet. Şimdi efendim yani kıymetli hocam da söyledi. Yani gider ayak hani son dakika hani şimdi mi aklına gelmiş diye de ben içimden sormadan edemiyorum. Yıllarca bizi ekonomik şeyle tehdit eden işte silah ambargosu koyar hatta koyan bakınız yani. Tabii. Burada şeyde parça ismi bile verebilirim. Leopard tanklarını parçalarını bizim ilk Azaz operasyonu esnasında vermediler, geciktirdiler. Hatta tank topunu bile vermediler. Bakınız yani bunu Merkel yapıyor. Şimdi dolayısıyla biz duygusal olmamayı öğrenmek zorundayız. Denizaltı projesinde de yani tabii, tabii, biz duygusal bunlar duygusal değildir. Yani biz de Avrupa gibi realist olmayı, rasyonel olmayı bilmemiz lazım. Elbette mesela bir Kuzey Kıbrıs'ta olsun, Afganistan, Pakistan'la olsun, Azerbaycan bunlar bizim can kardeşlerimiz. Biz bunlara öyle bakamayız. Bakmayacağız. Bakmıyoruz da bakmayacağız. Ama onlarla ilişkilerimizde onlar bize nasıl bakıyorsa biz de onlara öyle bakmayı öğrenmemiz lazım. Merkel'i ben bu çerçevede değerlendirsem niye Merkel bunu diyor? Çünkü Türkiye yükselen güç de ondan yani. Diyor ki bak ben buraya kadar getirdim ancak Türkiye'yi bu kadar idare edebildim ama bak güçlendiler. Yükseliyorlar. Hani siz akıllı durun. Çok da fazla zıplamayın tamam mı? Yani Türkiye var yani. Artık Türkiye var. Yani haberiniz olsun. Orta Doğu'da Türkiye var. Yani ona göre hani şey yapın. Bak buraya göre yeni bir benim kurduğum ya da kurmaya çalıştığım yeni bir Türkiye ilişkisi ekseninde ilişkileri Almanya ile geliştirirseniz Almanya'nın çıkarlarına olur diyor. Bu Avrupa'nın da düşüşü ya da gittikçe bölünmesinin tabii, de itirazı tabii, mıdır peki? Tabii ki yani işte İngiltere niye ayrıldı? Yani burada Almanya ile Fransa arasında büyük bir mücadele var. Şimdi biraz önce hocam da söyledi yani Fransa'nın liderlik etme gibi filan böyle garip garip huyları ortaya Avrupa ordusu filan vesaire hep dikkat edin Macron'dan çıkan şeyler. Dolayısıyla burada yani Merkel bunları söylemek durumunda kendi ülkesine hizmet edebilmek adına bunları söylemek zorundaydı. Bizim de hoşumuza gidiyor filan. Hoşumuza gitmesin efendim. Bu böyle. Biz bunu hak ettik. Yani Merkel söylese de söylemese de Türkiye bunu hak etti. Dolayısıyla bundan sonraki süreçleri de gene rasyonel Türkiye'nin gücünü hem sahada hem masada en etkin şekilde oluşturacak şekilde bir politikayla Almanya ile ilişkileri sonuç olarak ben de hocama katılıyorum. Almanya bunu gördü ve Türkiye ile yeni bir ilişki biçimini Merkel döneminin son döneminde olsa işletmeye başladı. Ben de bu çerçevede bu sürecin Almanya ile ilişkilerin bundan sonra en azından daha kötüye gitmeyeceğini düşünüyorum. Yunanistan'a vesaire Fransa'ya ya da başkalarına rağmen ama yani el altından açıkça ve örtük ve her şekilde PKK'yı da desteklediklerini de unutmayalım. Ama dediğim gibi yani PKK'yı demin de söyledim yok etmiş olması Türkiye'nin Almanya'yı bu noktaya getirdi. Çünkü kullanabilecekler aparat kalmadı. Dolayısıyla Türkiye bu gücü hak ediyor, bu teşekkürü hak ediyor. Övülecek olan Türkiye'dir. Almanya'da şansölyesinin izinden gitme yönünde Türkiye ile
başlatılan yeni ilişki bilişimini geliştirmeyi sürdürecektir diye düşünüyorum efendim. Evet, buradan seyircilerimizle paylaşalım. İdlib merkezli bir takım sosyal medyada şu anda paylaşımlar var. Ancak resmi kaynaklardan aldığımız bilgi bir açıklama değil, ancak en azından buradan ifade edebiliriz. Endişe edilecek bir durum olmadığı yönünde. Eli Hocam buyurun. Almanya konusunda sizin perspektifiniz. Evet. Almanya konusunda tabii şunu söyleyebiliriz. Şimdi değerli hocalarımın söylediklerine katılıyorum. Hem de özellikle Merkel'in arkada bırakmak istediği şey bir devlet politikası. Dolayısıyla bu devlet politikasının da bundan sonraki süreçte devam, yani bu artık partiler üstü bir politika. Çünkü Avrupa Birliği içerisinde çok ciddi bir hem çatlak var hem de bir rekabet var. Kimle kim arasında? Fransa ile Almanya arasında. Ve Fransa Yunanistan'la yakınlaşıyor. Aslında Fransa'nın Almanya ile verdiği bu liderlik mücadelesinde Merkel ve Macron açısından bakarsak da, hani Macron'un daha ön plana çıkması, Avrupa ordusunun kurulması, bu liderliği, AB içerisindeki liderliği ve yönlendirici gücü ele geçirmek istemesi, daha agresif tavırlarının olması, Merkel'in ise daha uzlaşmacı ve daha Almanya'yı güçlendirecek ve daha sağlam temeller üzerinde ilişkiler oluşturacak bir takım stratejiler izlemesi. Zaten Merkel'in açıklamalarına baktığımızda da başkanlık döneminde de, AB'deki başkanlık döneminde de hep şunu görüyorduk. Diyorduk ki işte Macron bozuyor, kırıyor, biz tamir ediyoruz ve düzeltiyoruz vesaire gibi açıklamaları vardı. Türkiye ile olan ilişkisi açısından da işte bu anlamda Almanya'nın devlet politikasının Türkiye ile en son dönemde kurdukları bu daha işbirliğine dayalı, daha iyi ilişkilerin bundan sonraki süreçte de devam etmesini. Neden? Çünkü Türkiye her ne kadar AB üyesi olmasa da Avrupa Birliği açısından değil ama Avrupa devletleri açısından teker teker ilişkiler açısından büyük bir önem gösteriyor. Avrupa Birliği açısından da önem gösteriyor ama birlik içerisindeki o kışkırtıcı tavırlar ve aynı zamanda da Fransa ile Yunanistan'ın ilişkileri ve bundan sonra yapabilecek bunların hepsi tabii ki birlik içinde de bir endişe kaynağı. Çünkü zaten birlik kendi birlik nedenini ve oluşma şeyini kaybetmiş durumda. O yüzden bundan sonraki süreçte Türkiye-Almanya ilişkilerinin hem Türkiye'nin bölgedeki önemi, bundan sonrasında Türkiye'nin alacağı görevler ve yapacaklarıyla alakalı öngörüleri açısından Merkel böyle bir açıklama yaptı. Bu tabii ki Eray Hocam'a katılıyorum. Bu Türkiye'nin başarısı ve aldığı tanım üzerine böyle bir açıklamayı da hak ediyor Türkiye. Evet. Çok teşekkür ediyorum değerli konuklarım. Sayın Eray Güçer, Doktor Eray Güçer, Doçent Doktor Ece Baban, Profesör Doktor Ali Poyraz Gürson. Çok teşekkür ediyorum efendim. Umarım önümüzdeki programlarda da yine devam edeceğiz. Türkiye'nin hamlelerini, küresel denklemdeki tüm bu oyunu çözmeye, hamleleri çözmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Değerli küresel oyun izleyicileri, bu haftada programımızın sonuna geldik. Haftaya yeni gündem maddeleriyle ve yeni konuklarımızla tekrar karşınızda olmayı umuyoruz. İyi akşamlar ve iyi hafta sonları.